Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz indirimli oran KDV iadesi ve özellikle arz eden durumlar konulu seminerimize hoş geldiniz. Yeminli Mali Müşavir Sayın Ali Kahve'nin sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde konuya dair kendilerinden ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli konuğumuza vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere oda başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü seminer konumuz uzunca bir zamandır aslında üzerinde tartıştığımız, yönetim kurulu olarak da konuştuğumuz bir konu. Aramızda bu yüzden Sayın Üstadımız Ali Kahve'nin kişisel fanları da var. Çünkü salonda bugün çok değişik yüzler ve çok değişik meslektaşlarımızı görüyoruz. Bundan sonraki eğitimlere de kişisel katılımınızı rica edeceğiz. Bu odamızın eğitimlerinin popülaritesi için de çok önemli. Evet arkadaşlar, indirimli oranda ilgili işlemlerin her yıl Aralık ayında rutin size bununla ilgili bir SMS'le belli işleri yapmanız gerektiğini bildiriyorduk. İstedik ki bu alanda bilgi sahibi ve bizi bilgisiyle de aydınlatabilecek içimizden çıkmış birisinin bize bu konuda eğitim vermesini istedik. Sayın Ali Kahve'de sağ olsun TESMER'in bu girişimini kırmadı ve bugün aramızda. Ben aramızda bugün ilk defa gördüğüm toplantılarda, eğitimlerde ilk defa gördüğüm meslektaşlarım var. Onlara klasik hatırlatmamı bir kez daha yapacağım çünkü o da bu konuda sıkıntı yaşıyor. Sizinle iletişim kurarken nedir bu? Özellikle Android işlemcili telefonlarımız arkadaşlar güncelleme yaptığında, yazılım güncellemesi yaptığında toplu SMS'leri spam olarak işaretliyor ve bu konuda odanın size gönderdiği bilgilendirme mesajları ya da odayla elektronik ortamda SMS olarak haberleşmenizi engellemekte. Telefonlarınızın ayarlarını, özellikle Android işlemcili telefonların ayarlarını yazılım güncellemeden sonra değiştirmenizi rica ediyorum. Bir diğer konu da şu, eğitimlerimizi bu eğitimi veren meslektaşlarımızın ya da üstadlarımızın onayıyla kaydediyoruz ve eğitimden sonraki haftada odamızın YouTube kanalına yüklüyoruz. Ben ilk defa karşılaştığım meslektaşlarımdan yine rica ediyorum. YouTube kanalımıza üye olun arkadaşlar. YouTube kanalımıza üye olmayan kimse var mı aramızda? Süper. Hepimiz üyeyiz odanın YouTube kanalına. Oktay Bey, teksiniz. Lütfen YouTube kanalımıza üye olun. Ücretli değil odanın YouTube kanalına üyelik. Neden üye olmanızı istiyoruz? Bu eğitimler yüklendiği zaman size uyarı mesajı geliyor. Ve eğitimlerden haberdar oluyorsunuz. Ve özellikle belli eğitimleri daha sonra da YouTube kanalından arayıp bulabilirsiniz. Ben sözü çok uzatmayacağım. Bugün koordinasyon kurulumuz da vardı. Biraz o yüzden gecikmeli başladık. Kurullarda görevli olan arkadaşlarımızın faaliyetleriyle ilgili bir koordinasyon toplantısı da yaptık. Bugünkü seminerin hepimize faydalı olmasını diliyorum. Sayın Ali Kahve'ye de huzurlarınızda eğitimden önce teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'e açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuğumuz yeminli mali müşavir Sayın Ali Kahve'yi kürsüye davet etmeden önce sizlere kısaca özgeçmişi hakkında bilgi vermek istiyorum. 1974 yılında Amasya Merzifon'da doğan Ali Kahve,
İlkokulu Merzifon'da, ortaokul ve liseyi Amasya'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda 2 yıl hukuk ön lisans eğitimi aldı. 1996 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1999 yılında mali müşavir ruhsatı alarak serbest çalışmaya başladı. 2008-2013 yılları arasında TESMER Bursa Şubesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. 2013-2016 yılları arasında Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı görevi yaptı. Bu dönemlerde TÜRMOP delegeliğine seçildi. 2016 yılında bağımsız denetçi belgesi aldı. 2019 yılında yeminli mali müşavir unvanı alan Ali Kahve halen serbest olarak yeminli mali müşavirlik yapmakta. Aynı zamanda merkezi Bursa'da bulunan BBD Bağımsız Denetim AŞ ortağı ve yönetim kurulu üyesidir. Sunumunu yapmak üzere yeminli mali müşavir Sayın Ali Kahve'yi kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Malumunuz olduğu üzere biraz önce özgeçmişte de ifade etti değerli arkadaşım. Geçmiş dönemde ben de TESMER'de bu görevlerde bulundum. Bu eğitim etkinliklerinin özellikle hazırlanmasında, sunumunda bir hayli görev aldım. Bir eğitim etkinliğinin katılımcı sayısının çok olması bu etkinliği yapan arkadaşları gerçekten memnun eder, kendimden biliyorum. Neden? İşte görevlerini daha iyi yaptıklarını, meslektaşa daha faydalı olduklarını düşünürler, mutlu olurlar. Onların adına sizlere teşekkür ediyorum, onları mutlu ettiğiniz için. Aynı zamanda ben de mutluyum bu kalabalık, bu ilgiyi gördüğüm için. Tabii bu kalabalık, bu ilgi Sayın Başkan'ın nezaketi gereği benim fanlarıma yarıyor ama benden ziyade zannediyorum konuyu sizin güzel seçmenizden kaynaklanıyor Başkan. Teşekkür ederim, sağ olun. Sunumumu iki bölüm halinde değerlendirebiliriz. Birinci bölüm genel açıklamalar, bu açıklamalar, uygulamalar. Bu biraz daha işte metin okuma yoluyla olacak. İkinci bölümde de en çok merak edilen, işte hala oturmayan birçok konunun olduğu, hala tartışılan birçok konunun olduğu arsa karşılığı inşaat işleri, ve en sonunda da bir örnek uygulamayla sunumumuzu sonlandıracağız. İlk bölüm için biraz okuma olacağı için, burada sizin de göstereceğiniz sabır için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi bir sunum olmasını temenni ediyorum, faydalı olmasını temenni ediyorum. (gülüyor) 1984 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 1985 yılından itibaren uygulamaya başlayan 3065 sayılı katma değer vergisinin kanunun temelinde mal ve hizmetlerin üretiminden başlayarak tüketimine kadar tüm sahalarda katma değer vergisinin uygulanması vardır. Mükellefler bu hesaplamış oldukları katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin yüklendikleri KDV'yi indirmekte. Aradaki fark müsbet fark vergi dairesine yatırılmaktadır. Hesaplanan verginin yüklenilen vergiden az olması halinde indirilemeyen kısım katma değer vergisi kanunun 29 Taksim 2. maddesi gereğince sonraki döneme devredilmektedir. Katma değer vergisi iadesinin nasıl yapılacağı katma değer vergisi kanununda ayrıntılı olarak yer almamaktadır. Kanunda sadece ilgili maddelerde 32. maddede, 29. maddede ve 9. maddede bu işlemlerle ilgili usul ve esasların belirlenmesi için Maliye Bakanlığı'na yetki vermiştir. Bunun yanında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 120. maddesinde hem katma değer vergisi kanunu hem de diğer vergilere ilişkin
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi 29. maddede özellikle indirimli orana tabi işlemlerin nakden veya mahsuben iadesindeki usul ve esasları belirlemek için Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir. Şimdi iadelerle ilgili genel olarak nelerin olduğu hususunda kısaca bir hatırlatmakta fayda var. İşte ihracat iadesi, bavul ticareti, yolcu beraberindeki ihracat, ihraç kayıtlı tesciller, yabancıların Türkiye'deki taşımacılık faaliyetlerine ve fuar, panayır ve sergilik katılımcılarına ilişkin istisna, deniz, hava ve demiryolu araçlarına ilişkin teslim ve hizmetler, petrol arama faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler, liman ve hava meydanlarına yapılan hizmetler, teşvik belgeli makine ve teçhizatlar, yine liman ve hava meydanları inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri, askeri ve güvenlik amaçlı teslimler ve hizmetler, uluslararası taşımacılık, diplomatik istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler, indirimli orana tabi mal ve hizmetlerin teslimlerden doğan iadeler, vergi sorumluluğu kapsamındaki tevkifattan kaynaklanan iadeler, fazla ve yersiz ödenen vergilerin iadesi gibi. Burada açıklamanın karşısında ilgili olduğu kanun maddesini işte fıkrasıyla beraber yazmaya çalıştım. Yine buna ilaveten burada yer almasa bile geçici maddelerdeki iade işlemlerini ve haklarında ifademiz geçici 37, geçici 39 gibi. Katma değer vergisinde iade yöntemi olarak iki tane yöntem benimsenmiştir. Birisi mahsuben iade, birisi de nakden iade. Mahsuben iade, mükellefin kendisinin veya ortaklık payıyla sınırlı olmak üzere adi, kolektif ve komandit şirketlerde ortaklarının, burada komandit ortaklarda komandite ortakların şeyini kapsam dışında bırakmış. Komandite ortakları kapsam için almış, komanditer ortakları kapsam dışında bırakmış. Yani biraz cümle düşük oldu, bilerek tebliğdeki ifadeyi aldım. Mükellefin kendisinin veya adi ve kolektif şirketlerdeki adi komandit ortakların, komandite ortaklarının şahsi borçlarını. Bu borçlar neler? Vergi dairelerince takip edilen ammalacakları, ÖTV'den kaynaklı alıcı şeyler, borçları bu kapsamda tutmuyor. İthalat sırasında uygulanan vergilere, SGK prim borçlarına. Burada özellikle değinmekte fayda var arkadaşlar. Sadece indirimli orana tabi işlemler için talep edilenlerde %51 ve daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin edilen elektrik, doğalgaz borçları ile OSB'lerden temin edilen elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlara bu indirimli orana tabi işlemlerin ÖTV tabi olması halinde ise sadece bu ÖTV isabet eden kısmına da bu indirimli orandan kaynaklı iade talepleri bulunabiliyor. İşte burada normal indirimli oranla diğer yukarıda saydığımız teslimler arasındaki fark sadece indirimli orana tabi bir malın ÖTV tabi olması halinde indirimli orana isabet eden kısmın ÖTV borçlarına da mahsuben iade hakkı tanınmış. Hem 29. madde ve uygulanan tebliğde de bunlar ifade edilmiş. Nakden iadede ise katma değer vergisinin nakden iadesinde biliyorsunuz 41 nolu tebliğ ile bir sınır belirlendi. 10 bin lira. 10 bin liranın altındaki nakden iadeler herhangi bir vergi incelemesi ya da teminat ya da YMM raporu olmadan mükellefe kendiliğinden talebi halinde iade olunabiliyor. Ancak bu belirlenen sınır aşan iadelerde ise iade vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen KDV iadesi tasdik raporuyla veyahut da teminat veya artırılmış teminat vermek sürede mükellef alıp bu teminatın çözümü de vergi inceleme raporu veyahut da yeminli mali müşavir raporunun ibrazıyla neticelendiriliyor. Yani mükellef işte talebinin çeşidine göre mahsup ya da nakit talebine göre teminat verip de nakit iade talebinin sonuçlanmasını isteyebiliyor işinin hızlandırılması bakımından. Değerli arkadaşlar, şimdi nakden iadelerde bir sınır var. Nasıl 10 bin lira limitin altında işte herhangi bir incelemeye gerek
olmaksızın vergi dairesi bu iade işlemlerini sonuçlandırılır denilse de biraz sonra belirteceğim rakamların üzerindeki şeylerde de taleplerde de yeminli mali müşavir raporu geçerli olmuyor. Yani kanunun 11A, 11.1C işte ihracat, ihraç kayıtlı teslim, 13A biraz önce saydığım şeylerde limanlar, hava yolları vesaire, 13D teşvik makineler, 14, 15B ve 9. maddedeki işte tevkifatı düzenliyor biliyorsunuz. Sınırlarda 2022 yılında 1.266.000 lirayı, 2023 yılında da 1.300.000 lirayı geçen iade tutarları yeminli mali müşavir raporuyla iade alınmıyor. Bu geçen kısım için vergi inceleme raporuyla iade yapılabiliyor. Yine 29 Taksim 2 dediğimiz işte indirimli oranlı iadelerde 2002 yılın için 2.553.000, 2023 için de 2.600.000 liralık bir sınır geçerli. 11B'de de tam tasdik sözleşmesi olmadığına bakılmaksızın 2022 yılında 332.000, 2023 yılında da 350.000 lira. Bunu niye söyledim? Şunun için söyledim değerli arkadaşlar. Bu şeylerin rakamı geçen, işte burada 2023 yılı için 1.300.000, 29 Taksim 2 yani indirimli oranda da 2.600.000 iade sınırını bir vergilendirme döneminde diyor. Bu bir vergilendirme dönemi. Aylık KDV iadesi istiyorsak aylık, yıllık KDV iadesi istiyorsak yıllık olarak değerlendirebilir. Özellikle yıllık şeylerde, iadelerde. Bir vergilendirme döneminde bu alınan sınırları aşan tutarların talep edilmesi halinde mükelleflerin süresi içerisinde düzenlenmiş bir tam tasdik sözleşmesi olması gerekiyor. Yeminli mali müşavire almak istemeleri halinde. Yoksa vergi inceleme raporuyla bu iadelerin sonuçlandırılmasını talep ederlerse herhangi bir sınır yok. Ancak uygulamada çok sıkça karşılaşıyoruz. Temmuz-Ağustos ayında meslektaşımız geliyor ya da mükellefimiz geliyor bir iadesinin olduğunu atıyorum işte 2 milyonluk bir iadenin olduğundan bahsediyor. Bunu işte alalım abi hemen işte yeminli mali müşavir raporu yazalım. Tamam yazalım ama sadece 1 milyonluk 300 bin liralık kısmına biz yeminli raporu yazabiliriz. Üstü vergi inceleme raporuyla çözülür. O zaman yeminli mali müşavir raporunun ne anlamı kaldı? Doğru. Onun için özellikle Aralık ayın içerisindeyiz. Müşterilerinizin, işverenlerimizin KDV iadesine konu teslimleri var ise ve bu belirtilen rakamlar da bu rakamlarla mukayese edilmek suretiyle bu sınırlara yakın veya bu sınırların üzerinde ise onunla ilgili bir ön planlama yapmak faydalı olur kanaatindeyim. Bu 1.300.000, 2.600.000 ve 350.000 liralık rakamlar tabii 2023'ün rakamları. 2024'te bu rakamlar artacak. Ama nereye artırılır, ne kadar artırılır bilemiyorum. Özellikle 2022 yazmamın sebebi şu. Bakın 2022'de 1.266.000 iken 2023'te Maliye Bakanlığı bu sınırları artırmadı. 1.300.000'de sınırlı tuttu. Bir nevi hani işte yeminli mali müşavirlerin tam tasdikle ilgili işlemlerinin kapsamını genişletmek amacının olduğu ta geçen sene belli olmuştu. Bu sene de böyle bir takım işte yasal çalışmaların olduğu biliniyor. Meslek odalarının tepkileri biliniyor. Bu işin sonu nereye gider belli olmaz ama neticede var olan bir uygulama var. Bu uygulamada da sıkıntı yaşayan işverenler, meslek mensupları var. Böylece bir hatırlatma yapmış olalım bu vesileyle. Şimdi değerli arkadaşlar, indirimli oran nedir? Kısaca bir değinirsek, katma değer vergisi kanunun 28. maddesi, vergiye tabi oranı, vergiye tabi her bir işlem için %10'dur. Cumhurbaşkanı bu oranı 4 katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler, bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. Demek suretiyle katma değer vergisi oranlarını düzenlemeye Cumhurbaşkanı'na yetki vermiştir.
2007'ye 13.033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen katma değer vergisi oranları, 1. mal teslim ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları olarak, A. ekil listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18, ek 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, ek 2 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için de %8 olarak tespit edilmiştir. Yani Cumhurbaşkanlığı o %10 yetkisini %18'e çekmiş, ancak bazı mal ve hizmetlerle ilgili de Bakanlar Kurulu 2007 yılında sınıflama yaparak %1, %8 olarak bir belirleme yapmış. Daha sonra 7.346 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile katma değer vergisi oranları, biraz önceki saymış olduğum şeyde değişik yapmış Bakanlar Kurulu kararı ek listede, A. ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %20, yani genel oran %20. Ek bir sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1. Bu değişmemiş, dikkatinizi çekeceği üzere. Ek iki sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %10 olarak tespit edilmiştir. Yani indirimli oran diye ifade edebileceğimiz Bakanlar Kurulu burada 1 ve 2 sayılı listeleri yayınlamak suretiyle indirimli oranı belirlemiş. Yani indirimli oran genel itibariyle %20 olan vergi, katma değer vergisi oranını 1 sayılı liste için %1'e, 2 sayılı için liste için %10'la uygulanmasına karar vermiş. Bununla ilgili listeler yapmış, mal grupları, malları belirlemiş, teslimlerin ne olacağını belirlemiş. İşte biz de burada bu 1 sayılı ve 2 sayılı listelerde yer alan bütün ürünlerin indirimli oran olarak değerlendirmemiz mümkün. Katma değer vergisi kanunu 29/2 düzenlemesinde Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içerisinde nakit iadesi mümkündür. Ancak mahsuben iade edilmeyen bu vergiler için sektörler, mal ve hizmet grubu itibariyle belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir demiştir. Yani burada 29/2'de de biraz önce de ifade ettiğim gibi Bakanlar Kurulu'nun 1 ve 2 sayılı listelerde yer alan mallar için yüklendiği ama indiremediği bir katma değer vergisi olursa öncelikle bunun mahsuben iadesinin mümkün olduğunu, daha sonra da şartların gerçekleşmesiyle beraber nakit iadesinde mümkün olduğunu belirtmiş. Bu usul ve esaslar içinde Maliye Bakanlığı'na yetki vermiştir. Burada şöyle bir incelik var. Maliye Bakanlığı bu yetkiyi verirken Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan diyor. Yani indirimli oranı tesliminiz var ise bu yüklenmiş olduğunuz KDV'nin tamamını vermiyor. Sadece bir kısım, yıllık belirlenen bir rakam var. O da IFE oranında artar. Biraz sonraki sunumlarımızı da belirteceğiz. O artırılan rakam kadar kısmı her yıl içeride bulunur. Bu tabi ilgili yıl ile ilgili bulunur. Örneğin geçmişten beri bir indirimli orana tabi teslim olan, iade talep eden bir mükellefin her yılın oranlarını ayrı ayrı üste koymak suretiyle değil de ilgi sadece ilgili yılda, işte bir 2022 yılında 25.700'ü aynı mükellef 2023'te alıyorsa sadece 57.500'ü içeride bırakır. Diğer iadesi mümkün olan KDV'sini alabilir. İadenin nasıl olaması için iade hesaplamasında ne olması lazım? Bir, indirimli oranlı iade olabilmesi için bir, öncelikle ödenecek KDV varsa iade yoktur doğal olarak. Yani indirim konusu yapmış olduğumuz KDV hesaplanan KDV'den daha az olduğu için iade çıkmaz. Sonraki dönem KDV var. Ancak indirimli oranda satış veya teslim yoksa, hizmet yoksa yine indirimli orana tabi bir iadeden bahsetmek mümkün değil. İndirimli orana satış var, hizmet var, ancak bunlardan tahsil edilen KDV yüklenilen KDV'den fazla olduğu için
indirilemeyen KDV yoksa yine iade yoktur. Netice itibariyle biraz önce de ifade ettim. Bu bizim talebimiz yüklenilen KDV ile hesaplanan KDV arasındaki farktan kaynaklanması lazım. Bir üçüncü hususta biraz önceki slaytta belirttim. Bu indirilecek KDV ile yüklenilen KDV arasındaki farkın yani iade edilebilecek KDV'nin 2022 için 25.700, 2023 için de 57.500'den daha fazla olması gerekiyor ki iade olsun. İşte biraz önce bunu da belirttik. İade edebilecek KDV'yi burada belirttik. Burada değerli arkadaşlar azami alınabilecek indirimli oranda azami alınabilecek KDV genel oran eksi indirimli oran. Yani %10 orana tabi bir indirimli oran teslimimiz var ise genel oran %20 olduğuna göre %10, %1'lik bir teslimimiz varsa genel oran %20 olduğuna göre en fazla %19'luk bir iade alma hakkına sahibiz. İndirimli oranı hesaplarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir öncelik sırası var hesaplamalarda. İndirimli orana tabi teslimin veya hizmetin bünyesine doğrudan giren harcamalara ödenen KDV öncelikle bu hesaplanacak. Burada devreden KDV veya o aya ait indirimli orana tabi işlem nedeniyle ilgisi olmayan bir işlem var ise onların KDV'si buna dahil edilmeyecek. Genel yönetim giderlerine ödenen KDV'den verilecek pay var. Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ödenen KDV'den verilecek pay. Üç sıralamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Genel yönetim giderleri ve amortismandan pay verilmesi şeklinde. Şimdi burada bir genel idare giderlerinden pay vermek zorunlu mu değil mi bir tartışması var. Bu değişik platformlarda değişik görüşler mevcut. Bilgilenmemiz bakımından burada ifade etmek isterim. Vergi Usul Kanunu 275'e 4. maddesinde genel idare giderlerinden mamule pay vermek ihtiyaridir. Katma Değer Vergisi Kanunu 27'ye 4 maddesine göre de genel idare ve genel giderlerden mamule pay vermek mecburidir. Yine Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği 1B 82 bölümüne göre müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya iş yeri tesliminde emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule pay vermek işte katma vergisi kanunu 27.4'e atıf yaparak mecburi tutulmuştur. Ancak yine katma değer vergisi kanununun o 3A7 matra emsal bedel emsal ücret başlıklı bölümünde ancak KDV uygulaması bakımından mükellefler imal ettikleri emtiada emsal satış bedellerini maliyet bedelleri esasına Vergi Usul Kanunu 260. maddesinin 2. sırasına göre tayin ettikleri takdirde genel idare giderlerinden mamule düşen hisseye emsal satış bedeline dahil edebilir ifadesi yer almaktadır. Şimdi değerli arkadaşlar burada bir üst şeyde başlıkta mecburi tutarken burada edebilir ifadesi yer alıyor. Ve buradaki şey de 267 Vergi Usul Kanunu 267'ye 4'e maliyet bedelinin belirlenmesiyle ilgili kısma atıf yapıyor. Burada da zorunluluk yok gibi bir durum ortaya çıkıyor. Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 27 Taksim 6. maddesinde de emsal bedel için Vergi Usul Kanunu 267. maddesine atıf yapar. Yine Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 3A bölümünde Vergi Usul Kanunu'na atıf yapması nedeniyle buradaki ifadelerden hareket ederek bir emsal belirlemek mümkün de olabilir gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Burada tabii hukuki değerlendirme yapılabilirse, burada aramızda bir hukukçu misafirimiz de var sağ olsun, kendisi de odamızın hukukçusu, eski bir meslektaşımız. Katma Değer Vergisi Kanunu 27'ye taksim 6. maddesi hem sonra düzenlenmiş olması hem de özel olarak arsa karşı işlere
yönelik düzenlenmiş olması nedeniyle bir nevi özel kanun hükmünde sayılacağından bu şekilde davranılabileceği değerlendiriyoruz. Ancak yine de ihtilafa neden olmamak için genel idare giderlerinin dikkate alınmasında fayda olduğunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü bizim mesleğimiz biraz ihtiyatlılığı gerektiriyor. İdareyle sorun yaşamama adına daha ürkek davranıyoruz. Bu şekilde de düşünüp risk alıp idarenin eleştirisiyle kalıp daha sonra yargıyla çözüm arayan meslektaşlarımızın olduğunu, o görüşlerinde olduğunu biliyoruz. Değerli arkadaşlar, genel idare giderlerine neden değindim? Genel idare giderleri işte biraz önce belirttiğim gibi emsal bedelin belirlenmesinde esas teşkil ediyor. Yani emsal bedel ne kadar yüksek olursa işte ikinci sunumun ikinci kısmında işte özellikle arsa karşılığı işlemlerde konut teslimlerinde emsal bedel kritik bir noktada. Onun bedeli işte gelir ve katma değer vergisi uygulaması bakımından sonuçlar doğuruyor. Onun için biraz üzerinden durdum. Özellikle işte indirimli oranlı iade işlemi yapan arkadaşlar bu genel giderle ilgili kısma biraz daha dikkat ederlerse faydalı olur kanaatindeyim. Evet, şimdi oraya da geleceğim. İleriki slaytlarımızda o da var Ali İhsan Bey. Stokların durumu. Şimdi stoklarla ilgili nasıl bir uygulama yapacağız? Stoklarda yer alan mallar nedeniyle yüklenilen vergiler ancak söz konusu malların satış işleminin gerçekleştiği vergilendirme döneminde dönemine ait iade hesabına dikkate alınabilir. Bu durumda henüz inşaatta kullanılmamış inşaat malzemeleri veya satışı gerçekleşmemiş bağımsız bölümlere ilişkin yüklenilen KDV'nin iadesi mümkün değil. Yani iade olabilmek için bir, teslim indirimli orana tabi teslim gerçekleşmiş olması, bir de iadesini talep ettiğimiz şeyin, mamulün bu indirimli orana ait teslimlerin imalinde veya alımında kullanılmış olması gerekiyor. Amortismana tabi kıymetlerin, atiklerin durumu. Atikler indirimli orana tabi işlemlerde kullanılıyor olması kaydıyla bunlara ödenen KDV'den toplamda indirimli orana tabi işlem bedelinin %20'sini aşırmayacak tutarda pay verilebilecektir. Verilir demiyor, verilebilecektir diyor özellikle. Altını çizmekte fayda var. Amortismana tabi iktisai kıymetlere ilişkin ödenen KDV'den bu şekilde pay verilen tutarların yardımcı bir hesapta izlenmesi gerekir. İndirimli oran kapsamında yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya vergiden istisna olan işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin bu kapsamda iadesi söz konusu olamayacaktır diyor. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin durumu da bu. Burada küçük bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Tebliğin 3.2.1 kısmında yıllık iadelerde azami iade tutarın belirlenmesinde iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınır. Ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenim azami iade tutarını aşılmaması bakımının durumunu değiştirmez diyor. Yani şunu demek istiyorum. Eğer indirimli orana tabi bir teslimle ilgili bir iade talebinde bulunacak isek biraz önce de ifade ettiğim gibi indirimli oran ile genel oran arasındaki farkı aşıramayız diyorduk. Ancak burada eğer o dönemde bir amortismana tabi iktisadi kıymetimiz var ise aylık bazda bu oranı aşırmasak bile yıllık bazda bütün satışların yıllık satışların tutarına bakıyor. Yani ay içerisindeki satış aşabilir yıllık iade alıyorsak ama yıllık tutarda toplam satışların o indirimli orana farkına isabet eden kısmı alabiliriz diyor. Nitekim tebliğin bir örneğinde, tebliğin sonunda bu konuyla ilgili çok güzel bir örnek var arkadaşlar. O örneğin şeyinde öncelikle aylık olarak açıklama yapıyor, ardından da işlemi yıllık iadeye dönüştürüyor. Oradaki örnekte Haziran döneminde yüklenilen KDV'yi %10'dan fazla yüklem yapıyor. Ardından da yıllık iadenin açıklamasını yaparken diyor ki biz toplam yıllık indirimli orana tabi satışın
aradaki farkı esas alacağımız için bu %10'u geçen yüklenin farkı için inceleme istenmez diyor. Yani buradan işte mevhumu muhalifinden şunu anlıyoruz. Eğer %10'un üzerinde %10'luk bir indirimli oranlı bir teslim gerçekleşiyor ise %10'un üzerinde bir iade isteyemiyoruz. Ha isteyebilirsek de bunun incelemeye sevkini gerektiriyor diyor. Biz burada tabii incelemeyle de sonuç çıkmayacağını bildiğimiz için bu iadelerde özellikle amortismana tabi iktisadi kıymetlerde yıllık bazdaki satışlara dikkat edersek hem iade miktarımızı doğru hesaplamış hem de olabildiğince yüksek hesaplamış oluruz. Şimdi burada indirimli oranlı iade ile ilgili birkaç tane önemli hususlar var arkadaşlar. Bir, sonradan düzenlenen veya temin edilen faturalarla ilgili durum ne olacak? İndirimli oranın gerçekleştiği dönem içinde veya öncesinde, özellikle bu içinde veya öncesinde bilerek büyük yazdım. Bu önemli değerli arkadaşlar. Bu işlemle ilgili olmak koşulu ile belge düzenleme süresinde düzenlenmiş olmak koşulu ile indirimli oran tesliminden sonra düzenlenmiş olması veya sonradan temin edilmiş olması halinde işlemin gerçekleştiği döneme ait olmak üzere düzeltme beyannamesi vererek yükleneme dahil edilebilir. YMM raporu var ise bu durum raporda izah edilir diyor. Tebliğdeki başlık bu. Yani buradan şunu anlıyorum ben. Bir, indirimli oranın gerçekleştiği dönemde bir faturanın düzenlenmiş olması lazım. Alışın yapılmış olması lazım. Ya da öncesinde. Nedir mesela öncesi? İnşaatlarda inşaat yapı ruhsatı tarihinden önceki aylarda. Özellikle stoklanabilir mallarda bu durumu kastediyor diye düşünüyorum. İki, indirimli oranla ilgili kullanılmak koşuluyla ve belge düzenleme süresi içerisinde düzenlenmiş olması koşuluyla. Şimdi uygulamada şeye çok sık karşılaşıyoruz arkadaşlar. İşlemi gerçekleşmiş, teslim gerçekleşmiş, mal almış, mal inşaatta kullanılmış ama faturayı kesmemiş, faturayı iş bitiminde kesiyor, cari hesap kullanıyor. Bu durum işte süresinde belge düzenlenmemiş olması nedeniyle maalesef yüklenimlerde kullanılamıyor. Ya da fatura bu bahsettiğimiz kriterlere uygun olarak düzenlenmiş, sonradan elimize geçmişse işte biraz önceki ifade ettiğimiz gibi düzeltme beyannamesiyle ancak dahil edilebiliyor. İndirimli oranın gerçekleşmesinden sonra yapılan alımlar ve iskontolarla ilgili bir başlığımız var. İndirimli oranlı teslimlerin tesliminden sonra işte reklam giderleri, royalty, knao gibi veya isim hakkı, ciro primi gibi harcamalara ilişkin sonradan faturalar geliyor. Yine yebini mali müşavir raporlarına ilişkin serbest meslek makbuzları geliyor. Bir önceki dönemin iadesiyle ilgili ya da sonraki dönemin iadesiyle ilgili. Bunlara ilişkin de düzenleme bu tarz ödemelerin indirilecek KDV'lerinin ilgili yani muhasebe kayıtlarına intikal ettiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabına dahil olabilecektir diyor. Yani düzeltme beyannamesiyle değil de yeni dönemin iadesine dahil edebiliriz. Yani 2022'nin iade hesabında bir yeminli mali müşavir raporu var ise 2023'ün iadesinde o rapora ilişkin şeyi de serbest meslek makbuzuna konu KDV'yi de yüklenimlere dahil edebiliyoruz burada. Üstad biraz önceki sonraki slaytımda özellikle değindim. Değerli arkadaşlar sizden biraz sabır rica ediyorum. Mümkün olduğunca aklınıza gelebilecek bütün sorulara şeyinde sunumumda cevap var. Sunumumu bitirdikten sonra bulamadığınız cevap olursa emrinizdeyim. Şimdi iadede genel olarak 28. maddenin vermiş olduğu yetkiye dayan olarak bakanlar kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen
ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen sınırı aşan kısmı tebliğin B3.2.2 bölümünde belirtilen borçlara yıl içerisinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben izleyen yıl içerisinde talep etmeleri kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilir diyor. Genel olarak buradaki bir önceki slaytta da göreceğiniz gibi genel olarak bizim KDV uygulamalarımızda mahsuben borcu esas almış. Mükellefin vergi dairesine borcunun olmamasını esas almış. Zaten nakden iadelerde borcun olmamasına şart koşuyor. Mahsuben iadelerin yapılmış olması, mükellefin borcunun olmaması halinde de nakden iadeleri düzenlemiş. Ancak bütün indirimli oranlara tabi hizmetler ile ilgili, teslimler ile ilgili nakit iadeleri şey yapmıyor, düzenlemiyor, izin vermiyor. Bunu da şöyle belirlemiş değerli arkadaşlar. İndirimli orana tabi konut teslimleri, prefabrik yapılar ve konteynerler, iki sayılı listenin 28. hayvancılık tarımsal amaçlı çeşitli makineler. Burada bir hayli makine var, işte listeye bakmak lazım. İşte bazı makineler var, tekstil ve metal sektöründe kullanılan bazı maddeler var. Yani ikili sayılı listenin ekinde tablolar var. O tablolarda bir hayli makine sayılmış. Şimdi buraya tek tek alsak hem zaman kaybı hem vakit kaybı olacak. Özellikle hani belirtmek istedim böyle bir farkındalık yaratmak bakımından. Yine iki sayılı listenin 31. sırasında yer alan LPG lisansı olanlarca ve onlardan LPG lisansları LPG alanların LPG teslimlerinde yine nakit iade alınabiliyor ancak otogaz teslimleri hariç. Yine 34. sırasında mesken ve tarımsal sulamaya yapılan elektrik teslimleri de bu şekilde iadeye konu olabiliyor. Ayrıca bir sayılı listenin A bölümü kapsamındaki teslimler, bunlara baktığımız zaman da gıda teslimlerini görüyoruz. Ocak ve Haziran, yani aylık değil de Ocak-Haziran, 6 aylık bir dönem öngörmüş. Ocak-Haziran dönemine ait teslimlere ilk önce en erken Haziran ayı beyannamesiyle son olarak da Kasım dönemi arasında nakden iade talep edebileceklerini düzenlemiş. Bir su içeyim müsaadenizle. Ne zaman talep edilebilir? Değerli arkadaşlar, indirimli oranı yani bütün KDV iadelerinde ve indirimli oranda belli bir talep dönemi var. Önceden bir sınırlama yoktu. Daha sonra yapılan 2019 yılında yapılan düzenleme ile hem ilgili maddelerine hem de tebliğlerde bu konuda sınırlama getirildi. Özellikle indirimli oranlı ilgilendiren maddeler 29. madde, işte genel oranı ilgilendiren madde 32. ve tevkifatı tabi işlemler nedeniyle iade mümkün olduğunda katma değer vergisi kanunu 9. maddeye şeyler eklenerek, ilave metinler eklenerek ve ardından da 23 nolu tebliğ ile talep süresini belli bir şeye sınırladı. Ne zaman talep edilebiliyor? İndirimli orana tabi teslimin gerçekleştiği ay içerisinde, yani yıl içerisinde bir iade talebi mümkün. İndirimli orana tabi teslimin gerçekleştiği yılı izleyen Ocak ve Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin, burada bir parantez içi hüküm var. Ocak-Kasım dönemine ait yıl sonuna kadar verilen düzeltme beyannameleri dahil diyor. Herhangi birinde beyannamede talep etmeleri ve yıl sonuna kadar standart iade talep dilekçesi ile talep etmeleri ve diğer ekleri birlikte yıl sonuna kadar vergi dairelerine ibraz etmeleri şarttır. Yani özellikle indirimli oranı tabi şeylerde bir yılı içerisinde iade talep edebiliyoruz. Eğer yılı içerisinde iade talep etmemişsek yılı takip eden ertesi yılın Ocak ve Kasım vergilendirme dönemleri diyor da talep etmemiz gerekiyor. Bunu talep etmezsek ne olur? Hakkımız yanıyor. Biraz önce sonra ifade edeceğim.
İade talep süresi dolmasından sonra geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve veya standart iade talep dilekçesiyle ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak tebliğin ilgi bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte bu belgelerin muhteviyatından sonra eksiklikler bulunması halinde eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanması mümkündür demiş 23 nolu tebliğ. Eğer nakdin iadelerde YMM raporuyla verilecek ise YMM raporunun da talibin takip eden ayın 6. ayın sonuna kadar YMM raporunun ibraz edilmesi gerekiyor. Aksi halde iade talebi incelemeye sevk ediliyor ve inceleme vergi inceleme raporuyla göre iade sonuçlandırılıyor. Tebliğin B3-4-4 bendinde süresinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin daha sonra düzeltme beyannamesiyle iade talebinde bulunmaları mümkün değildir diye özellikle belirtmiş. Şimdi değerli arkadaşlar, en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi de özellikle burada üzerinde durmak lazım. Bu iade taleplerini KDV beyannamesinde talep ediyor değerli meslektaşlarımız, ancak biraz önceki sunduğum şeyde beyanname eklerini ve işte o standart iade talep dilekçesini ve eklerini vermeyi ihmal ediyor. Ya da beyanname eklerini veriyor, işte indirime ilişkin biraz sonra sayacağım listeleri sisteme yüklüyor. O şeyin ekranında bulunan bir üst satında işte iade talep dilekçesi girişi, işte 1A, 2A, 2B, 2C, 2D diye o standart iade talep dilekçesini vermiyor. Bu durumda da mükellefin talebini süresinde yapmadığı gerekçesiyle iadeler vergi daireleri tarafından reddediliyor. Yine şöyle bir şeyle karşılaştık. Bütün meslektaş iade talebinde bulunmuş, listeleri süresinde girmiş, beyannamede talep etmiş. Ancak yeminli mali müşavir raporu 6. ayda vermesi gerekirken rapor ekinde vermesi gereken iki tane belgeyi vergi dairesine elden vermemiş. Yani karşıt inceleme tutanaklarını elden vermemiş, iadesi reddedilmişti. Tabi dava yoluna gidildiğinde işte yargı bu problemi çözdü. Esas amacın, esas gayenin mükellefin KDV beyannamesinde olduğunu, mükellefin iradesinin katma değer vergisi beyannamesinde talep etmekle birlikte iade iradesini ve iade talebini gerçekleştirmenin gerektiğini, dolayısıyla diğer eklerin ibraz etmenin zorunlu olmadığını, kanunda böyle bir sınırlama olmadığını, işte Vergi Usul Kanunu 429. maddedeki belirlenen belgelerin, biraz sonra sayacağım o belgeleri de, tamamen idarenin şekil şartına ilişkin düzenlemeleri gereğince yapıldığı gerekçeleriyle davayı bozdu. İşte iadeyi gerçekleştirdi. Ama takdir edersiniz ki o dönemde hem yeminli mali müşavirin hem mükelleflerin yaşadığı stres kendilerine yetiyor. Bir de paranın zaman değerini dikkate aldığımızda mükelleflerin alabilecekleri iade bir hayli değer kaybediyor. Onun için özellikle dikkat etmekte fayda var. Bir, ne yapıyoruz? KDV beyannamesinde talebimizi yapıyoruz. İki, standart iade talep dilekçesi ve eklerini giriyoruz. Ve bunun ekindeki diğer tabloları mutlaka sisteme girmemiz gerekiyor. Ondan sonra da eğer vergi inceleme raporuyla teslim edilecekse vergi inceleme raporunu bekliyoruz. Yeminli mali müşavir raporuyla iade alacaksak da yeminli mali müşavirin raporunun verilmesi için yeminli mali müşaviri sıkıştırıyoruz. Evet. Haftada bir arayıp taciz edince iş biraz hızlanıyor. Değerli arkadaşlar, burada da biraz önemli bir husus var vurgulamak istediğim. Talepte bulunan iade tutarı değiştirilebilir mi? Yılı içerisindeki iade taleplerinden kalan tutarlar sonraki yıla ait Ocak-Kasım dönemlerinde talep edilerek yıllık iade istenilmesi mümkün demiştik. Ancak Ocak-Kasım dönemlerinde talepte bulunan mükellefler düzeltme beyanı ile taleplerin düzeltmeleri
ve iade tutarını artırmaları mümkündür. Ancak artırılan tutarın kısmen iadesi vergi inceleme raporuyla iade edilir diyor. Yine bununla birlikte takip eden yılda düzeltme beyannamesiyle taleplerini artırmaları mümkün değildir diyor. Ancak her zaman iade taleplerinde azaltılabileceklerini ifade ediyor. Yani dedik ya biraz önce biraz da böyle cümlelerle ifade edeyim, yalın cümlelerle. Yıl içerisinde yıllık iade istiyorsak Ocak ve Kasım dönemlerine ilişkin taleplerde elimizi bol tutabilirim. Yani sonradan rakam artırırsak vergi inceleme raporuyla istiyor. Azaltabilirsin. Azaltmada herhangi bir sorun yok. Yani akla mantığa sığmıyor. Hesabı yanlış yaptım. Yazdım oraya beyannamede. Eksik talep ettim ama sonra bir daha gözden geçireyim dedim. Yüklenimlerim fazla çıktı. Yok olmaz. Vergi inceleme raporuyla biz üstte. Hani artırdığın kısmı vergi inceleme raporuyla iade ederim diyor. Garip bir durum. Anlamak mümkün değil tabii. Yine tabii onda sorun yok. Yani 100 bin liralık bir iadeye 1 milyon eğer mümkünse oran yazıp daha sonra onu 100 bine de indirseniz niye indirdiniz diye kimse sormuyor. Yani çok enteresan bir mantık yapısı. Maalesef yani ne kadar eleştirirsek eleştirelim muhatap olduğumuz şey anlayış bu. Yine takip eden yılda yani 2022'nin iadesini alabiliyoruz malum bu sene. 2023 yılındayız. Daha güncel bir örnekle şekillendirelim. Aralık ayındayız değerli arkadaşlar. Aralık ayının içerisinde Kasım ayına ait katma değer vergisi beyannamelerimizde mutlaka iade talebimizi belirtelim, isteyelim. Yine yıl sonuna kadar da standart iade talep dilekçesini ve eklerini verelim. Bu rakamı daha sonra artırmamız mümkün değil. Azaltabiliriz. Ancak iadenin işte yeminli raporuyla alındığını varsaydığımızda ertesi yılda veya vergi inceleme raporuyla alındığında Ocak ayından sonra iade rakamını artırmamız da mümkün değil. Ona da müsaade etmiyor. Yani bu yıl içerisinde artırabilirdik. Vergi incelemeyi göze alıp artırabiliriz ama Ocak ayından sonra onun da artırılmasına müsaade etmiyor idare. Onun için bu ay biraz daha dikkat edip iade alacağımız varsa hesabımızı ona göre yapmamızda fayda var. Biraz önce saydım arkadaşlar, iadelerde bir sınır var mı? Evet, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Küsuratlar 50 TL'ye kadar tamamlanıyor. İşte 2022 yılında 25.700, 2023 yılında 57.300 lirayı aşan iadeler yerine getiriliyor. Aşmıyorsa ilgili yıl iade içeride kalıyor. Ayrıca 10.000 lirayı aşmayan iadeler incelemesiz, teminatsız ve YMM raporsuz iade olunabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha var arkadaşlar. Mükelleflerin indirimli orana tabi KDV iadesi taleplerinde indirimli orana ait teslimlerin tamamını listeye dahil etmeleri gerekiyor. Örneğin, konut işte 150 metrekarenin altındaki bir konut teslimlerinden dolayı iade talep eden bir mükellef ilgili yılda araç satışlarından kaynaklı kullanılmış binek araçlarının satışından kaynaklı bir teslimi de varsa ona da biliyorsunuz %1 oran uygulanıyor. Onları da şey gibi indirimli oranı tabi teslimlerin matrahına dahil edilmesi, evet hesaplanan KDV'sini de onun diğer işte inşaatlar gibi işte konut üretimindekiler gibi değerlendirilmesini istiyor. Tebliğde de böyle bir ifade var. İki yol var. Ya davayla uğraşıp işin özünün buna uygun olmadığını söyleyip ispat edip dava yoluyla almak var. Ya da ne şamın şekeri ne arabın yüzü hesabı bunu dahil edip iadeyi sonuçlandırmak var ama buna dikkat etmenizde fayda var değerli arkadaşlar. İadenin nasıl yapılacağını kısaca bir değinelim. İadeler aylık itibariyle başlatılıyor. Kümülatif olarak yapılır demişiz. Yani yılı içerisinde yapılacak tüm iade taleplerinde
kümülatif iade talep ediliyor. Tutarlardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve önceki dönemlerden mahsuben talep iadesi talep edilen tutar düşülmeden hesaplama yapılıyor. O aya isabet eden iade ayrıca hesaplanıyor. Bu hesaplama devreden KDV ile karşılaştırılıyor. Ödenecek çıkan aydan sonraki dönemler ilişkin hesaplama yapılıyor. Gelen genel oran ile indirimli oran arasındaki farkı ancak alabiliyoruz. Değerli arkadaşlar, biraz daha basit ifade edebilirsek, bir iade var mı yok mu hesaplaması yapılırken önce işte daha önceki slaytlarda bahsettiğimiz gibi indirimli orana tabi yüklenilen KDV'nin dikkate alınıyor. İlk aydan önceki devreden KDV hiçbir zaman dikkate alınmıyor. Yani ancak o indirimli oran nedeniyle hesaplanmış KDV'nin arasındaki farkın hiçbir zaman için onu geçmesini istemiyoruz. Geçmiyor, onu da geçmiyor ama devreden KDV'miz de buna bir önceki aydan devredenin altında olması lazım diyor. Yani devreden KDV'yi bize hiçbir zaman için iadeye dahil ettirmiyor. Böyle bir özelliği var. Bunu da yaparken diyor her ne kadar aylık iade olsa bile sen hesaplamayı kümülatif bazda yap. Aylık iadeni olsa bile yine koy ama o olmamış gibi devreden KDV'nin takibinde yap. Hep devreden KDV'n önceki yıldan gelen KDV'nin altında kalmasın. Temel mantık bu. O ilgili yılla ilgili olduğu için buradaki mantık. Yine izleyen yılki iadelerde de aynı temel mantık geçerli. Burada da ilgili yıl, işte 2022'den konuşuyoruz. 2023 içerisinde bu talebi yaptığımızı düşünün. Haziran ayı dedik madem. 2022'nin KDV iadesini Haziran ayında yaptığımızı düşünün arkadaşlar. İşte Ocak'tan Haziran'a kadar gelen dönemde 2023 yılı için Ocak ve Haziran dönemleri arasında bir ödenen KDV var mı yok mu ona bakacağız. Devreden KDV 2022'den devreden KDV'nin altına düşüyor mu düşmüyor mu ona bakacağız. Eğer düşüyorsa veya ödenen KDV çıkıyorsa zaten talep edemiyoruz. Çünkü diyor ki 2022'den gelen devreden KDV 2023 yılında sen zaten teslimlerin nedeniyle devreden de bulunduğundan dolayı ödeme çıkmış sana sen onu kullanmışsın benim sana ödeyeceğim herhangi bir tutar yok diyor. Onun için kapanıyor orada defter. Öte yandan devreden KDV azalıyor. Örneğin 2002 yılından 1 milyon devreden KDV devretmiş. 2023 yılının Haziran ayında da 800 bin lira var ise bizim alacağımız iade miktarı artık o 800 ile sınırlı. 1 milyon üzerinden işlem yapamıyoruz. Buna dikkat etmekte fayda var. Değerli arkadaşlar, azami tutarın belirlenmesinde yine tebliğin 3.2.1 başlığında yıllık iadelerde azami iade tutarın belirlenmesinde iade talebinde bulunan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınır. Ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle KDV iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmez diye bir ifade var. Biraz önce söylediğim gibi buradaki şey temel unsur yıllık belirleneceği, yıllık teslimin matrahının dikkate alınacağını, aylıklarda aşılsa bile bunu yıllık olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını söylüyor. Özellikle bu amortisman tabi iktisadi kıymetler için bu duruma dikkat etmekte fayda olduğunu daha önce söylemiştik. Bir önemli husus şu arkadaşlar, şimdi indirimli orana tabi teslimler nedeniyle yılı içerisinde aylık iadesi talep edilen KDV'den mahsubu gerçekleşmeyen yani kalan tutar var ise en geç izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminde 106 indirimli orana tabi teslimlerle ilgili mahsuben iadesi gerçekleşmeyen KDV satırına dahil edilerek devir eden KDV'ye dahil edilir. Daha sonraki iade taleplerinde dikkate alınabilir. Dikkate alınmayan KDV iade talebinden vazgeçmiş sayılır diyor. Yani bu enteresan. Onu da işte hesaplaşmanın o yıl içerisinde gerçekleşmesini istiyor idare. İndirimli oranın yılı içerisindeki iade talepleri 406 koduyla bildirilecek. İzleyen yıldaki yapılacak iade talepleri de 439 koduyla bildirilecek.
özür dileyerek bölüyorum. Bir anons yapmam lazım. 16 Niğde Rize Zonguldak 89. Bu araç sahibi bizde ise çekmesi lazım otoparktan. 16 Niğde Rize Zonguldak 89. Teşekkürler. Çağdaş Bey, esas ben teşekkür ederim. Nefes aldım. Arkadaşlar sıkılmıyoruz değil mi? Ben kaptırdım gidiyorum ama. Şimdi bir diğer gelen sorulardan birisi de faaliyetini terk eden mükellefin iade talebi ne olur diyor. Yukarıda belirtilen sürelere dikkat etmek kaydıyla terk ettiği aya ilişkin düzeltme beyannamesiyle talepte bulunması mümkündür diye Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı bir özelge vermiş. Yani burada tabii doğal olarak yıl içerisinde değil de aylık iade gibi değerlendirip işte son terk edilen tarihteki aya düzeltme beyannamesiyle işlemin gerçekleşeceğini söylüyor. Mesela bu incelemeyi yaparken bir mükteza ile karşılaştım değerli arkadaşlar. Bir tane iş ortaklığı, işte bu indirimli oran değil belki ama yine de örnek olsun diye anlatayım. Birden fazla işte bir inşaat işi için, ihaleli iş için iş ortaklığı kurulmuş, işi almışlar. İşin devamı nitelindeki ikinci etap işi de almışlar. Tevkifatlı tabii KDV, idare yapılan işte inşaat taahhüt işlerindeki KDV tevkifatı var. Vergi dairesine bir dilekçeyle vermiş şeyi, yeni aldığı işi de bildirmiş. Sonra işte her iki işe ait katma değer vergisi iadesi talebinde bulunmuş, YMM raporunda ibraz etmiş. Vergi dairesi bunu reddediyor. Gerekçe diyor ki iş ortaklıkları belli bir iş için, belli bir amaç için bir araya gelirler. Evet, birinci etap için bir araya gelmişler ama ikinci etapın bildirimini yapmamışlar. İkinci etap ilişkin bir sözleşme yok. Dolayısıyla ikinci etap için yüklenilen KDV'nin, daha doğrusu teklif edilen KDV'nin iadesi mümkün değildir diye. Tabii idare böyle bir görüşte bir şeyde bulunmuş, tarhiyat şey reddiyatta bulunmuş. Mükellef bunu dava etmiş ve sonuçta Danıştay'da verilen kararda bunun mükellefin işin birbirinin niteliğinde olduğu, birbirinin devamı niteliğinde olduğu, iş ortaklığının payının değişmediği, mükellefin yaptığı işin yine inşaat onarım işi olduğu, vergi dairesine dilekçe vermiş olmasında yeterli koyularak yeni bir iş ortaklığının kurulmuş olduğunun kabulü gerektiği, dolayısıyla iadenin sonuçlandırılması gerektiği gibi bir gerekçeyle reddiyatı kaldırmış, iadesinin yapılması gerektiğini belirtmiş. Şimdi iade talepleri ne zaman geçerli olur? Bu özellikle iade taleplerinin şeyi önemli arkadaşlar. Özellikle mahsuben iadelerde bu önemli. Yıl içerisinde vergi inceleme raporuyla talep edilmişse eğer, diğer belgelerle birlikte iade talep dilekçesinin verildiği tarihte YMM raporuyla talep edilmesi halinde YMM raporun ibraz edildiği tarihte nakit taleplerinde de 10 bin lirayı geçen geçmeyen nakit talepleri zaten inceleme, teminat ve inceleme raporu aranmadan iade ediliyordu. 10 bin lirayı geçen taleplerde de teminat ve vergi inceleme raporu istenirse yine vergi dairesine vergi inceleme raporunun kayıtlara intikali ile işlem sonuçlanıyor. Eğer yıl içinde değil takip eden yılda böyle bir talepte bulunmuşsa yine burada da aynı şekilde vergi inceleme raporuyla talep edilmişse vergi inceleme raporunun kayıtlara ulaştığı tarihte mahsuben iadelerde dilekçenin verilmiş olması yeterli vergi inceleme raporunda, ama nakit iade taleplerinde de YMM raporunun ibraz edilmiş olması gerekli. Böyle bir farklılık var. Özellikle YMM raporlarının hızlı verilmesi bu anlamda mükellef lehine bir durum oluşturuyor. Değerli arkadaşlar, indirim olana tabi teslim ile birlikte diğer iade hakkı doğuran işlemin birlikte olması halinde ne yapılır? Yani hem yapmış olduğumuz diyelim ki tam ihracat istisna kapsamında bir ihracat işlemimiz var. Bu ihracat işlemimiz de indirim olana tabi bir mal grubunda. O zaman ne olur? Burada toplam satış için iade talepleri, yüklenim oranları toplam satışa göre
şey yapılıyor, şey satış diyorum, özür dilerim, yükleme göre orantılanıyor. Buradaki örnek vermişiz. Örnekte bu daha doğrusu tebliğdeki örneği yer aldım. Daha şey olması bakımından. İndirimli orana tabi yüklenen 120 bin lira, ihracat yüklenen 80 bin lira ise toplam yüklenim 200 bin lira. Ancak mükellefin iadesi 100 bin lira ise eğer, işte 200 bin liranın %60'ı 120 bin lira, %40'ı 80 bin lira. Dolayısıyla 100 bin liranın %60'ı 60 bin lira, %40'ı da 40 bin lira. Yani 100 bin lira iadenin %40'ı ihracat teslimi gibi değerlendirilecek. Ve onun usullerine göre iadesi yapılacak. 60 bin liranın da indirimli orana tabi işlemler için usul ve esaslara göre hareket edilmesi gerekecek. Burada işlemlerin sırası ne olacak? Öncelikle iade uygulamalarında tam istisnaya ilişkin işlemler öncelik veriliyor. Ardından kısmi tevkifata ilişkin işlemlere öncelik verilir. Daha sonra da kalan tutar indirimli orana tabi teslimler nedeniyle talep eden KDV şeyleriyle sonuçlandırılır. Yani işte bu biliyorsunuz indirimli oranda işte istisna kısmı var, sınır var vesaire ve onun hesaplama usulü farklı. Onun için işlemlerin sonuçlandırılması bakımından iadelerde böyle bir sıralama yapılıyor. Yine değerli arkadaşlar, ihraç kayıtlı teslimlerle indirimli orana tabi teslimlerin ihraç kayıtlı tesliminde bir özellik var. İhraç kayıtlı teslim için yüklenilen KDV indirimli oran nedeniyle hesaplanan KDV'den fazla ise tahsil edemediği KDV ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin usullere göre, fazlası ise indirimli orana tabi işlem için uygulanacak usullere göre işlem yapılır diyor. Biraz karışık bir ifade. Şöyle örnekle netleşsin diye örnek yazdım. Mükellefa 950 bin lira yüklenimi olan bir gömleği, işte %10 KDV tabi bir gömleği 8 milyona ihraç etmiş. Yüklenimi 950 bin lira. Mükellefin devreden KDV'si 1 milyon. O ayki indirilecek KDV'si 1 milyon 200 bin lira. Bu durumda mükellefin işte %10 olan ihraç kayıtlı teslimle ilişkin teslimi %10'u 800 bin lira ihraç kayıtlı teslimle ilişkin işlemle alabilir. 950-800 150 bin lirasını da indirimli orana tabi teslim olarak alması mümkündür. Efendim? Tabii şimdi şöyle, aylık mı yapıyoruz derken, bunu tabii bu hesaplamayı eğer aylık iade isteyeceksek aylıkta yapıyoruz. Sizin talebinize bağlı olarak, ama hesaplamayı aylık yapacağız. Evet. Valla biraz önce arkadaşlar dedim ki bak ilk bölümde uyutabilirim. İkinci bölümde biraz kavga kıyamet çıkacak. Dediler ki müşteriyi kaybedersin abi dediler. Onun için tamam. Şurada birkaç slaytım daha kaldı. Arsa karşılığına geçeceğim. Bakalım. Evet. Son slayt. Değerli arkadaşlar, iade talebi için neler gerekli? 429 Serinoğlu Vergi Usulü Genel Tebliğinde standart iade talep dilekçesi, satış faturaları listesi, indirilecek KDV listesi, yüklenen KDV listesi, takvim yılı başından mahsup talep edilen döneme kadar iade hesaplama tablosu, azami iade tutarı tablosu gibi tabloları, bu işte biraz önce belirttiğim iade standart iade. Buyurun. Şimdi mükellef gömlek üreticisi ihraç kayıtlı teslim yapıyor. Tamam. Mükellef ihraç kayıtlı yapmış olduğu teslimin üretimi için 950 bin lira KDV yüklenmiş. Tamam. Bir önceki aydan da 1 milyon devredeni var. O ayda 1 milyon 200 bin lira indirilecek KDV'si var. Ama tabii bunun 950 bin lirasını yüklenim konusu yapabiliyor. Tamam mı buraya kadar? Bu durumda mükellefin sadece ihraç kayıtlı teslim olması halinde ne yapabiliyordu? İşte 8 milyonun %10'u indirimli oran veya işte %20'lik bir teslim olsa bile %20'sini diyecektik burada. İşte burada %10 ihraç kayıtlı indirimli oran olduğu için %10'unu 800 bin lirayı ihraç kayıtlı teslim olarak iadesini talep ediyor. Burada sorun yok. Tamam mı?
Ancak bu mükellef yapmış olduğu bu teslimi ihraç indirimli oranla tabi bir teslim olması nedeniyle, yani %20 değil de %10'luk bir teslim yapmış olması nedeniyle yüklendiği KDV'nin de tahsil etmiş olduğu KDV'den fazla olması nedeniyle, yani 800 bin lirayı tahsil etmiş veya tahsil edecek ihracatın gerçekleşmesiyle iade alacak tecil terkin kapsamında. Dolayısıyla bu 150 bin lirayı da indirimli orana tabi teslim gibi değerlendirebiliyoruz. Örneğin tekstilde uygulamada çok sık karşılaşıyoruz değerli arkadaşlar. Üretici firmalar yılı içerisinde iadelerini alırlar, mahsupen iade veya nakit iadelerini alırlar ihracatlarında. Ardından eğer kalan bir yüklenim varsa onu da yılı takip eden yılda indirimli orana tabi teslim olarak kalan farkı da talep ederler. Çok sık olmamakla birlikte karşılaşıyoruz bununla da. Böyle bir uygulama var. Genelde bazen şöyle bir algı oluşuyor. İndirimli oran sadece konutlar için geçerli değil değerli arkadaşlar. Yani işte indirimli oran biraz önce saydığım gibi bir sayılı liste ve iki sayılı listedeki teslimlerin yüklenimleri için, hani saydığımız bütün kriterler geçerli olacak şekilde, bu teslimlerin yüklenimleri tahsilatlarından fazla ise arta kalan kısım, bu bahsettiğimiz usul ve esaslar çerçevesinde iade alınması mümkün. Değerli arkadaşlar, bu indirimli orana ilişkin genel usul ve esaslar, işte iade dönemini, süresini, eklenecek belgeleri, hesaplama tekniklerini vesaire ilk bölümde kısaca değinmeye çalıştık. İkinci bölümde arsa karşılığı, konut teslimleri var az sonra.
İkinci sunumun ikinci kısmına başlıyorum. Dışarıdaki arkadaşlar katılmak isterlerse rica edelim. Yoksa kapıları kapatalım, dışarıdan ses geliyor. Değerli arkadaşlar, kat karşılığı inşaat teslimleri, indirimli orana tabi teslimlerin uygulamada en çok karşılaştığımız ve bununla ilgili de en çok soru aldığımız konuların başında geliyor. Özellikle diğer indirimli oranlı teslimler yerine kat karşılığı inşaat teslimlerini aldım. Çok soru var çünkü bu konuyla ilgili. Ben de elimden geldiğince buna değinmeye çalışacağım. Arsa karşılığı inşaat teslimlerinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan ilki, arsa sahibi tarafından konut veya iş yerine karşılık müteahhite arsa teslimi. İkincisi de müteahhitin arsaya karşılık konut veya iş yeri teslimi. Katma değer vergisi kanunu 2. maddenin 5. fıkrası trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Bu kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi tarafından konut veya iş yerine karşılık müteahhite arsa payı teslimi, müteahhit tarafından da arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya iş yeri teslimi yapılmış sayılır diyor. Bu ek cümle 2018 yılında 7104 sayılı kanunla yasaya girdi. Bundan öncesinde yaygın görüş, bizim de katıldığımız görüş daha farklıydı. Bir trampa olmadığını, bunun karşılığında iki ayrı teslim değil de tek teslim olduğunu ifade ediyorduk. Dolayısıyla işlemlerin ona göre yapılmasını gerektiğini söylüyorduk. Bu tabi uzun yıllar yargıya gitti. Yargı bizim lehimize, bizim düşüncemiz lehinde kararlar çoğunlukta verdi ama aleyhteki kararlar da verdi. Ortalık burada biraz karışmıştı ancak daha sonra yasa koyucu bu karışıklığı gidermek için bu maddeye bu fıkrayı ekleyerek karışıklığı giderdi. Artık gerek 60 nolu KDV sirkülerinde gerek tebliğde gerekse de yasadaki düzenlemelerde herhangi bir karmaşa ortadan kalktı. Karmaşa yok şu anda. Dediğim gibi iki ayrı teslim var. Bu çok önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü işlemlerin faturalandırılması, maliyetlerin belirlenmesi, kar zararın tespiti açısından ve özellikle ve özellikle iktisap tarihi açısından bu işlem çok önemli. Arsa sahibinin müteahhite arsa payı teslimi, arsa eğer işletmeye dahil ise teslim KDV'ye tabidir. Müteahhitin keseceği bedele karşılık fatura, müteahhit keseceği bedele karşılık fatura keser. Katma değer vergisi kanunu katma değer vergisi oranı %10 olmakla birlikte durumun özelliğine göre katma değer vergisi kanunu 17 maddesi 4R fıkrası da uygulanabilir. Yine arsa işletmeye dahil değil ise katma değer vergisi uygulanmaz, stopaj uygulanmaz, müteahhit gider pusulası düzenler. Şimdi burada bir şeye değinmek lazım değerli arkadaşlar. Her ne kadar konut teslimleriyle ilgili veya katma değer vergisi kanunuyla ilgili olmasa da bu özellikle 17.4R istisnası ve kurumlar vergisi kanunu 5.1E istisnası konusunda da bir takım şeyler söz konusu. Yoruma açık bir durum var. Uygulamada kargaşa yaratan idarenin görüşü açısından ve işte hukuk talep eden mükelleflerin yaklaşım açısından iki farklı durum söz konusu. Şöyle ki bildiğiniz gibi 17.4R istisnasını kullanabilmek için kurumların aktiflerinde bulundurdukları taşınmazları 2 yıl geçtikten sonra yani 720 gün geçtikten sonra satmaları halinde bunlar katma değer vergisi kanununa göre KDV'den istisnadır diyor 17.4R. Ancak tebliğdeki yapılan düzenleme ile burada işte gayrimenkul alım satımı yapanların bu amaçla ellerinde bulundurdukları
diye başlayan fıkranın bir parantez içi hükümle kiralama yapanlar dahil gibi bir hükümle kurumların ellerinde bulundurdukları şeyleri, aktifleri kiralamaları halinde de KDV istisnasından faydalanamayacağına ilişkin bir görüş oluşturmuş oluyorlar. Düşünün, bir zaten hem Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e istisnasında hem de Katma Değer Vergisi Kanunu 17.4r istisnasında kurumların gayrimenkul alım satım ve iştirak hisselerinin kazançlarıyla ilgili ticari faaliyet yapmaması koşulu var. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda ayrıca tahsil etbilme, işletmenin mali gücünün güçlendirilmesi var ama Katma Değer Vergisi Kanunu'nda böyle bir şey yok. Yine Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e maddesinde kiralamayı özellikle kanun maddesinde saymış, ifade etmiş. Ama Katma Değer Vergisi Kanunu'nda böyle bir ifade yok. Kanunda olmadığı halde sanki Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e ile paralel bir düzenlemeymiş gibi mali idare benim kanaatimce yetkisini aşarak o parantez içi hükmü uygulayarak kiralama yapanlar dahil diye işi biraz daha zora sokmuş durumda, daha hassas noktaya getirmiş durumda. Bu neden önemli? Şunun için önemli değerli arkadaşlar. Bir kurum düşünün, bir gayrimenkulü almış, alım satım işi yapmıyor, almış belli bir amaçla kullanacağını düşünüyor. Kiraya vermiş, uzun yıllar kiralamış, bunun satışını yapmış. Şimdi burada satışını yaptığında Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e'ye nakit tahsilat varsa eğer, tabii nakit tahsilat varsa ve işte 5.1e'ye göre kiralama amacı da var diye bunu şey yapmıyor. 5.1e istisnası kapsamında değerlendirmiyor. Çünkü kiraya vermiş, kiralamayı muhtat olarak birden fazla ayda yapmış diyor. Ama Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre öyle bir şart olmadığı için normalde bunun KDV'sinin sıfır olması gerekirdi. Ama idare bunu kiralamışsa da diyor, bunun artık KDV uygulanması gerektiği yönünde tebliğde düzenleme yapmış. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Öte yandan bu konuyla ilgili bir değişiklik oldu 2023 yılında. Biliyorsunuz 7456 sayılı kanunla birlikte bu 5.1e istisnaları %25'e indirildi. Ne zaman? 15 Temmuz 2023'ten önce aktifinde bulunan kıymetler için 5.1e istisnası daha önce %50 idi, %25'e indirildi. 15.7.2023 tarihinden sonra aktife kaydedilen taşınmazlar için 5.1e istisnası uygulaması artık yok. Yine aynı şekilde 15.7.2023'ten önce aktife kayıtlı olan gayrimenkullerin satışında katma değer vergisi istisnası uygulanabilirken kiralama, alım satım yapanlar hariç 15.7.2023'ten sonra bunları aktifine kaydeden kurumların katma değer vergisi istisnası da kaldırılmıştır. Bunu da özellikle belirtmek lazım. Değerli arkadaşlar, emsal bedel nasıl hesaplanır? Yine sunumun daha önceki kısımdan da belirttiğimiz gibi 27'ye katma değer vergisi kanunu 27'ye 6 fıkrası arsa karşılığı inşaat işlerinde 213 sayılı vergi usul kanunu 267'ye atıf yapar. Onda da maliyet bedeli esası düzenlenmiştir. Ne diyor? Emsal bedeli belli. Ancak malın maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa mükellefler bu maliyet bedeline toptan satışlarda %5, perakende satışlarda %10 ilave etmek suretiyle emsal bedeli bizzat tespit ederler demektedir. Yine biraz önce burada belirttiğim gibi 27 KDV 27 4'e göre de emsal bedelin bulunurken genel yönetim giderlerine pay vermek mecburiyetinde özellikle değerlendirmekte fayda var. Benim kanaatim, ben 27 4'e göre genel giderlerden pay vermeyi tavsiye ediyorum. Yine katma değer vergisi uygulama genel tebliğinin A8.2 son paragrafında şöyle bir ifade var. Arsa sahibine kalacak konut veya iş yerine ilişkin arsa payının müteahhite devri söz konusu olmadığından
arsa sahibine bırakılacak konut veya iş yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacaktır diyor. Yani bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış, arsaya işte bu emsal bedele göre fatura kesiliyor. O kesilen faturanın maliyeti hesaplanırken inşaat maliyeti esas alınacak. O arsa maliyeti dahil edilerek de müteahhite kalan dairelerin maliyeti esas şey yapacak, dikkate alınacak. Dolayısıyla arsa sahibine teslim edilen kısım için arsa için ayrıca bir ilave maliyet yapılmayacak. Yani iki işlem ayrı ayrı tutulacak. Özellikle burada belirtiyor tebliğde. Emsal bedelde dikkate alınacak hususlar: genel idare giderlerinden pay verilmesi, toptan satış veya parakende sayılıp sayılmayacağı önem arz ediyor. Çünkü neden? Parakende teslimlerde %10 kar ilavesi var. Toptan teslimlerde %5 kar ilavesi var. Değerli arkadaşlar, burada yine 41 nolu tebliğ ile parakende satışın tanımı değişmiş. O tanıma göre parakende teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanılacak olanların bunlar dışındakilere satılmasıdır diyor. Yani özellikle parakende tanımına dikkat ettiğimiz takdirde şöyle sınıflandırabiliriz. Yani müteahhidin bir iktisadi işletmeye kayıtlı arsa karşılığı yapılmasında toptan olarak değerlendirilip %5 kar payı ilave edilebilir. Ama ticari kazanca tabi olmayan usullere göre işlem yapan bir vatandaştan, gerçek kişiden alması durumunda da %10 kar ilave edilebilir diye sınıflandırabiliriz. Parakende şeyde 41 nolu tebliğdeki parakende satışın tanımı gereği. Yok, şöyle söyledim. Ticari şimdi şöyle Nuri Bey. Yanlış mı anladım? Arsanın müteahhite teslimindeki emsal bedel ölçümü yapılırken ki kar payından bahsediyor. Hayır, müteahhitin arsa payına tesliminden bahsediyor. Evet, evet. Bir de değerli arkadaşlar, bu sunum video kaydediliyor, YouTube'a vesaire diğer mecralara konulacak. Soru sormak isteyen arkadaşların mikrofon alması özellikle rica olundu. Herkesin duyması bakımından. Ben buradan duyup cevap veririm ama sorunun ne olduğu belli olmayınca verdiğim cevabın ne olduğu da çok anlaşılmayacak. Müsaade ederseniz bir sunumumu tamamlayayım. Soru cevap kısmında mikrofon almak suretiyle istediğiniz kadar soruya cevap verebilirim. Hem böylece o yapılmış çalışmada amacına ulaşmış olur. Değerli arkadaşlar, burada vergi doğuran olayın bir tespit edilmesi gerekiyor. Katma değer vergisi kanunu 2. maddesi 5. fıkrasına göre trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Trampa da bir malın karşılığını diğer bir mal teşkil etmektedir. Teslimin tayininde bedelin cinsi, hatta bir bedelin bulunup bulunmaması önemli değil. Trampa da mülkiyetin karşılıklı el değiştirmesi söz konusudur. Dolayısıyla her iki taraf için de teslim gerçekleşmiş sayılıyor. Bu durumda matrah, trampa edilen malın her birinin emsal bedelidir. Yine ancak arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin matrahın tespitinde katma değer vergisi kanunun 27. maddesinin 6. fıkrası dikkate alınır. Yani emsal bedel esas alınır. Kısmi trampada, yani trampa eden mala karşılık malla birlikte başka şeyler de alınması halinde bunlar da vergilendirilmeye tabi tutulur, dikkat edilir anlamında söylüyorum. Yani şunu burada bir önceki slaytta şunu söyleyebiliriz. Arsa karşılığı teslimlerde arsa sahibine arsa bedeli haricinde ayrıca bir bedel de ödeniyor ise o da arsanın bedeli gibi değerlendirilir. Vergi doğuran olayın gerçekleşmesi de arsanın teslimiyle şeyin teslimidir demek istiyor. Eğer
İndirimli oranında teslimlerde iş yeri veya konut olabilir. Önceden yapılan tahsilatlar avans niteliğindedir. Gelire yazılmaz. Bunlar için faturada düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak katma değer vergisi kanunu 10. maddesi vergi doğuran olayı tarif ederken bir malın veya hizmetin teslim edilmesi veya teslim edilen malla veya hizmetle sınırlı olmak üzere fatura düzenlenmesi der. Yani fatura düzenlemek de vergi doğuran olayın gerçekleştiği anlamına gelir ve dolayısıyla matrah ona göre oluşur. KDV beyannamesine de dahil edilir. Fatura kesilmesine gerek yok ama kesilmişse de beyannameye dahil edilir. Ancak bunun KDV beyannamesine dahil edilmiş olması gelir hesabında yani inşaata ilişkin maliyetin oluşması ve kar zararın oluşması aşamasında dikkate alınır. Yani inşaat uzun süren bir işse, bir yılda bitmeyen bir işse bu dönemin gelirine yazılmaz bu avanslar. Fatura kesilse bile dönemin gelirine yazılmaz. 480 gelecek döneme ait gelirler hesabında bekletilerek inşaatın gerçek maliyetinin oluşması beklenir. Bu önemli. Çünkü uygulamada görüyoruz fatura kesiliyor. Kesilince de o dönemin gelirlerine dahil edilmiş. Kar zararına dahil edilmiş. Bu uygulama yanlış değerli arkadaşlar. Şimdi burada diğer bir husus da arsa sahibi için ticari kazanç doğar mı diyor. Veya doğacaksa hangi hallerde doğar, doğmayacaksa hangi hallerde doğmaz. Gelir vergisi kanunu 37. madde ticari kazancın tanımını yapmış. Ticari ve sınai faaliyetlerden elde edilen kazançlar ticari kazançtır diyor. Ayrıca 37'ye 4'te de gayrimenkul alım satım ve işlemleri ticari kazanca tabirdir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar zaten eğer bir şeyin aktifine kayıtlı gayrimenkulü bir işletme, kurum ya da işletme şahıs firması önemli değil. Gayrimenkulü kat karşılığı vermesi halinde aktife kayıtlı gayrimenkulü vermesi halinde zaten sorun yok. Bunun faturalaşmayla olacağı belli. Ticari kazanç hükümlerine göre vergilendireceği de belli. Onda tereddüt yok. Ancak gerçek bir şahıs, gerçek bir kişinin, hiçbir vergi mükellefiyeti olmayan bir kişinin ticari kazanç hükümleri içerisinde bu işlemi değerlendirip değerlendirmeyeceği burada önem arz ediyor. Şimdi ticari kazancın tanımı bir gelir vergisi kanununda net bir şekilde ticari kazancın tanımı işte burada ifade etmiş. Daha dar bir çerçeve, daha muğlak bir ifade. Ancak işte ticaret kanununda da ticaretin ne olduğu bir şekilde ifade edilmiş. Orada o meslek odalarına kayıtlı olması, ofis yazıhane kurulması, bir organizasyon kurulması gibi bir takım ifadeler de var. O zaman genel olarak ticari kazançtan bahsedebilmek için bir organizasyon, bu işle ilgili bir sermaye unsuru var mı, organizasyon unsuru var mı, devamlılık var mı? Devamlılık yoksa zaten arizi kazançtır. Devamlılık var mı? Kazanç gayesi var mı? Ona da bakmak gerekiyor. Bunlar neden? Bunu niye açıklıyorum? Biraz sonraki slaytlarda anlattığım gibi. Gerçek bir kişinin, gerçek kişinin 3 tane 5 tane arsa almış, borcu var. İşte çektiğimde kredi almış bankadan, kredi ödemesi var. Bir yılda 3 tane 5 tane arsasını birden satmış. Burada ticari kazanç doğar mı, doğmaz mı meselesi burada çok önem arz ediyor. İşte burada idare şeye bakıyor. Değer artış kazancı mıdır, ticari kazanç mıdır onu belirlemeye bakıyor. Şimdi değer artış kazancı neydi değerli arkadaşlar? Arsa sahibinin kat karşılığı verdiği arsanın iktisat tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkartırsa eğer bu değer artış kazancıydı. 5 yıl geçtikten sonra elden çıkartırsa değer artış kazancına girmez. Değer artış kazançlarının beyanında biliyorsunuz 55 milyonluk bir istisna var. Bunu da belirtmekte fayda var. Diyelim ki 5 yıl geçmeden sattı, almış birkaç tane köylü Mehmet amca bir zeytinlik satmış köydeki komşusu Ahmet Bey ondan almış. İşte Hayriye Hanım tutmuş başka bir zeytinliği satmış ondan almış. Bir yıl içerisinde 3 tane
zeytinlik almış, ya uygun da gelmiş, kredi çekmiş. Daha sonra efendim kredisini de ödeyememiş. Bu almış olduğu zeytinliği de tutmuş birine satmış. İşte buyurun buradan yakın. Ticari kazanç mıdır, değil midir? Değerli arkadaşlar, idare bazen dar yorumluyor. Bunun ticari kazanç olması gerektiği yönünde de uygulamaları gördük, yaşıyoruz. Esasında burada da işte biraz işin teorisine bakıp burada bir kazanç gayesi var mı? Kişisel amacını gidermekle ilgili bir irade var mı diye onu sorgulatmak gerekiyor. Diğer yandan bir yıl içerisinde adam arsa topluyor sağdan soldan. Sonra onu kat karşılığı müteahhite veriyor. Konut elde ediyor ya da iş yeri elde ediyor. İşte orada da evet gerçek kişi ama işi ticarete dökmüş belli. Onu da ticari kazanç olarak değerlendirmek lazım. Evet yani bir yıl içerisinde toplamış, iki yıl içerisinde toplamış. Onu beş yıl geçmeden satmış. Beş yıl geçse satsa ne olacak ki? Ne ticari kazanç esasında? Değer artış kazancıyla ilişkilendirilmez. Artık bir irade var, kazanç amacı var, devamlılık var. Olayda tekerrür, yılda tekerrür diye bir şey var. 76 nolu sirkülerde ifade edilen. Ona bakmak gerekiyor. Örneğin aldığı arsayı 5 yıl geçmeden kat karşılığı veren kişinin teslim aldığı bağımsız bölümlerin emsal bedeliyle arsayı elde ettiği değerlerin endekslenmiş maliyet bedeli arasındaki fark değer artış kazancıdır diyor. Onu söyledik. Ancak bunların birden fazla kişiye tek tek veya birden fazla yılda satılması haricinde ticari kazanç doğacaktır. İşte olayda tekerrür, yılda tekerrür. Bu konuda vergi, gelir vergisiyle ilgili şeylerde, düzenlemelerde net bir tanım yok. Ancak taşınmaz ticareti yapan, taşınmaz alım satımı yapan çok da karşılaşıyoruz. İkinci el motorlu kara taşıtların ticareti hakkındaki yönetmelikte şöyle bir ifade var. Bir yılda üçten fazla satışın ticari olarak yapılacağı, yapanların ticari kazanç kapsamında değerlendirileceği belirlenmiş. Bu da yönetmelikle belirlenmiş. Yasada yine bundan düzenleme yok ama en azından bir belirli bir şey var ama bu arsa ile ilgili işlemlerde herhangi bir belirlilik maalesef yok. Onun için bunda dikkatli olmak lazım. Yine her ne kadar KDV ilgilendirmese de bu kat karşılığı inşaat işlerinde özellikle birkaç konu var. İşte biraz önce sormuş olduğunuz şeylerin, soruların cevapları olacağını tahmin ettiğim birkaç tane buraya aldım. Kısa kısa değineyim. İşte gayrimenkulün tapuya tescil tarihi iktisap tarihidir. 76 nolu KDV sirkülerinde var. Gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce fiili teslim olmuş ise ve ispat edilirse fiili teslim tarihi iktisap tarihidir. Örneğin kat irtifakı tapusu verilmek suretiyle inşaat belli bir aşamaya gelmiş, mülkiyet tapusu vermemiş, inşaatlar teslim edilmiş, kişiler de o konutlarında oturuyor. Elektrik bağlanmış, su bağlanmış. İşte bu elektrik bağlanmış olması, su bağlanmış olması belediyelerden alınacak yazılarla tefsik edilebildiği için özellikle vergi idaresi bunu belediyelere sorup bunu elde edebiliyor. Elektrik idaresine, belediyeye. İşte fiili teslim de burada kişilerin konutlara oturmasıyla beraber fiili teslim gerçekleşmiş sayılıyor. İktisap tarihini ona esas almak lazım. İşte gerek ticari kazancın tespitinde gerekse değer artış kazancının tespitinde buna dikkat etmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina veya kat karşılığı verilmesi halinde cins tahsihi olduğu için yeni edinme iktisap tarihidir. Yine güzel bir örnek, belediye tarafından imar geçmesi, arsadan tarlaya dönüşmesi ve cins tahsisi halince cins tahsisinin yapıldığı tarih iktisap tarihidir. Yani bir tarla var 10 yıldır 20 yıldır elinde ancak o tarlanın arsaya dönüşmesi halinde bir cins tahsisi yapıldığı ve tarlanın niteliği arsaya dönüştüğü için artık orada elde edinim yeni tapunun çıktığı tarih olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Çokça sıkça karşılaşıyoruz. Özellikle cezalı tarihatlar, çünkü tapudaki satışlar direkt dikkat edildiği için cezalı tarihatlarla karşı karşıya kalıyoruz.
Burada müşterilerimizi uyarmakta fayda var. Yine enteresan bir özelgi olduğu için buraya aldım. Kat karşılığı inşaat sözleşmesini noterden yapmışlar. Tabii inşaatın devam etmesi, teslim edilmesi birkaç yılı sürmüş. Burada eğer diyor noter sözleşmesi tapuya şerh edilmemişse, tapuyla ilgili herhangi bir irtifak tapusu da verilmemişse, sadece bu sözleşmeye istinaden iktisap tarihi olmaz. İktisap tarihi gayrimenkulün tapuya tesciliyle gerçekleşir diyor. Kat irtifakı tapusu çıkmış. Evet, kat irtifakı tapusunun esas alındığı tarih iktisap tarihidir diyor. Doğru. Kefalet veya banka borcu nedeniyle banka mülkiyetine geçen gayrimenkulün geri alınmasında iktisap tarihi geri alınan tarihtir. Bu da önemli arkadaşlar. Zaman zaman şeylerin satış işte bankalara borçlarından dolayı banka teslim alıyor. Diyor ki ya biz bunu bekleteceğiz. Sen ayarla paranı, işte vefa aklı satış ismi bu hukuki terimde de. Banka alırken zaten bir süre veriyor. 3 yıl içerisinde gelirsen işte bu kredi şu kadar aktif faizi var. O faizle birlikte ben bunu sana geri vermeyi taahhüt ediyorum diye karşılıklı bir anlaşma yapıyor. Tapunun devrini yapılıyor. Ondan sonra işte o 3 yıl içerisinde esas borçlu başka bir yerden para temin ederek, kaynak temin ederek banka kredisini kapatıyor, mülkünü geri alıyor. İşte orada önemli. Belki çok eskiden beri uhdesinde bulunan mülk de olsa bankadan geri aldığı tarih onun iktisap tarihi. Eğer bu aldığı mülkü işte bu kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapması ya da satışı halinde değer artış kazancının hesaplamasında biz yeni aldığı tarihi esas almamızda fayda var. Değerli arkadaşlar, arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinde kurumlar vergisi kanunu 5.1'e istisnası uygulanmaz. Neden uygulanmaz? Kurumlar vergisi kanunu 5.1'e istisnasının uygulanmasında temel unsurlardan birisi firmaya kaynak teşkil etmek amaçlı paranın satış bedelinin tahsil edilmesi önemlidir. 2 yıl içerisinde satış bedelinin tahsil edilmesi. Burada bir trampo olduğunu sabahtan beri ifade ediyoruz. Trampo olduğuna göre burada da artık satış bedelinin tahsilinden bahsetmek mümkün olmayacağı için kurumlar vergisi kanunu 5.1'e istisnasında uygulamamız doğru olmaz. Yine arsa sahibine ödenen nakitler ve kira bedelleri arsa maliyeti olarak değerlendirilir. Ancak kira yardımları için veya ister arsa sahibine isterse direkt kirayı ödesek de stopaj yükümlülüğü yoktur. Yine konut yapı kooperatiflerinin kat karşılığı teslimleri kurumlar vergisi muafiyetini etkilemez. Biliyorsunuz orada ortak dışı işlem olarak değerlendirilir mi diye bir hayli tartışma vardı. Onu da artık istikrar haline gelmiş idarenin görüşlerinde kurumlar vergisi muafiyetini etkilemeyeceği, ortak içi teslim olmayacağı, ticaret amacı olmadığı ifade edilerek muafiyeti etkilemeyeceği görüşü benimsenmiştir. Gerçek kişi olan arsa sahibinden alınmayan KDV'ler kanunen kabul edilmeyen gider olarak, yani müteahhitin arsa sahibine arsa karşılığı fatura kesiyor, %1'lik fatura kesiyor. Doğal olarak o KDV'yi tahsil edemiyor. Dolayısıyla o tahsil edemediği KDV'de kurumlar vergisi kanununa göre gider ve maliyet unsuru olmayacağı için mecburen kanunen kabul edilmeyen giderleri almak lazım. Çünkü cari hesabı başka türlü kapatamayız. Çok önemli bir konu daha var arkadaşlar. Ticari kazanca tabi olmayan kişilerden arsa karşılığı müteahhit arsa sahibine faturayı kesiyor. Karşılığında da arsa sahibinden bunu bir gider pusulasıyla alması lazım. Bu gider pusulası meselesini uygulamada atlanıldığını görüyoruz. İhmal edildiğini görüyoruz. Özellikle iade işlemlerinde bu olmazsa olmazlardan birisi, hani yapılacak 10 iş var dersek o tek tek tiklenirken bu da tiklenen 10 işten birisidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü neden dikkat etmemiz gerekiyor? Vergi usul kanununa göre işte belge olarak fatura ve yerine geçen vesikalar noktasında, belgeleme noktasında gider pusulası düzenlenmesi gerekiyor. Öte yandan düzenlenmemenin cezası da işte vergi usul kanununa göre %10 özel üstlük cezası gibi, yani faturanın veya fatura sayılan belgenin alınmaması, verilmemesi diye bir %10 özel üstlük cezası ile karşı karşıya kalmamız söz konusu olabiliyor.
Şimdi değerli arkadaşlar, burada en çok karşılaştığımız görüşlerden birisi de arsa karşılığı müteahhitten alınan konutların satışı kısmını hep değerlendiriyoruz. Esasında satış kısmına gelmeden önce arsa karşılığı alınan bağımsız bölümlerin müteahhite teslimi ayrı bir vergilendirme, alınan gayrimenkullerin satışı ayrı bir vergilendirmeyi gerektiriyor. Yani örneğin arsa karşılığı elde edilen konutların maliyet bedeli ile arsanın maliyet bedeli arasındaki fark 5 yıl içerisinde satılmış ise değer artış kazancı iken konutların satışından kaynaklanan vergileme ticari kazanç olabilmektedir. Şöyle diyelim, arsa karşılığı aldığımız konutlar 5 yıl geçtikten sonra alırsa zaten değer kazanç, değer artış kazancı istisnası kapsamında kaldığı için herhangi bir beyan etmeye gerek yok. Ancak 5 yıl içerisinde aldık bir arsayı, 5 yıl geçmeden 3 yıl içerisinde kat karşılığı verdik müteahhite, müteahhitten arsalar aldık. İşte orada arsaları satmasak bile, arsalar elimizde bulunsa bile, biraz önceki saydığım o iki ayrı teslimin gerçekleşmiş olması nedeniyle müteahhitin bize kesmiş olduğu konutların değeri bizim için bir nevi satış değeri olacak. Yani arsa sahibi olarak düşünüyoruz burada. O arsanın alımında elde edilmiş olan maliyet, eğer endeksleme şartları oluşmuşsa, işte diyor ki değer artış kazancındaki endeksleme, endeksleme oranının %10'unu geçmiş olması halinde YİF oranında endekslenerek, yani alış bedeli endekslenerek işte satış tarihine getirilir. Satış tarihinde oluşan maliyetle müteahhitin kesmiş olduğu konut maliyetleri arasındaki fark arsa sahibi için değer artış kazancıdır. Konutu satmasından bahsetmiyoruz arkadaşlar. Genelde bu husus çok atlanılıyor. Bunu da dikkat etmekte özellikle fayda gördüğüm için buraya aldım. Bir nüans var, incelik var. İvazsız elde edilen arsa ne olur? İvazsız elde edilen, yani miras veya bağış yoluyla arsanın kat karşılığı verilmesi halinde değer artış kazancı doğmaz. 76 nolu gelir vergisi sirküleri özellikle belirtmiş. Tabii bunun ticari kazanç faaliyetinde değerlendirilmesi halinde ticari kazançla ilgili hükümden uygulanacağı tabidir. Bunu yapmak özellikle. Burada şimdi şöyle, işte onun için ticari kazanç hükümlerine bakmak lazım dedim. Yani diyor ki özelgenin birisinde arsa miras yoluyla kalan diyor konutun bir müteahhite verilerek yerine konut alınmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu diyor çünkü konut niteliği değişmemiştir. İvazsız elde edilmiştir. Değeri ne olursa olsun değer artış kazancına doğmaz diyor. Miras yolu edindiği için. Ancak birden fazla konut aldığını varsayalım. Bir arsa kalmış, miras yoluyla arsa kalmış. Miras yoluyla kalan arsayı konuta dönüşmüş. Orada da değer artış kazancı doğmuyor. Hani biraz önce söyledik ya, diğer miras yoluyla kalmayan da konutların teslimiyle değer artış kazancı değerlendirilir diye. Orada da değer artış kazancı doğmuyor. Ancak işte diyelim ki 5 daire kaldığını varsayalım. O 5 dairenin hepsini birer satılıyor. İşte yılda tekerrür. Artık bu bir devamlılık arz ediyor. Ticari kazanç noktasında bir kar etme amacı var şeklinde değerlendirilip bu olayın ticari kazanç kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. O bakımdan ticari kazanca tabi oldu dedim. Arsa katma KDV'si ne olacak? Ticari kapsamda olmayan arsa teslimlerinde zaten KDV yok. Dolayısıyla arsa sahibi ticari kazanç olarak değerlendirilecek bir organizasyon veya amaç içinde değilse müteahhite devir edilen arsa da KDV uygulanmayacak. Gider ustasında KDV yok, stopaj yok. İşletmeye bağlıysa zaten KDV oranı %10'dur. Yine KDV kanunu 17.4R istisnasının şartlarını daha önce belirtmiştik. Burada tekrar anlatmaya gerek yok. İstisna. Evet, orada KDV 17. maddesine göre. Hangisinde? Evet. İvazsız elde edilmişse, miras ya da bağış yoluyla elde edilmişse
elde etmiş olduğu arsanın karşılığında aldığı konutlarla ilgili, konutun bedeliyle ilgili kısımda sadece ivazsız elde edilenlerle ilgili değer artış kazancı doğmuyor. Sadece onunla ilgili. Ondan sonraki aşama farklı. Normal ivazlı intikal elde edilen gayrimenkullerle ivazsız elde edilen gayrimenkuller arasında böyle bir şey var. Fark var. Evet. Evet. O fark var. Ama ondan sonraki satışlarda, ondan sonraki teslimlerde artık onun durumuna göre ticari kazanç mı doğar, şey mi doğar, bakmak lazım. Görüşler var. Yani muktezalar var. O anlamda söylüyorum. Miras ve bağış. İvazsız elde edilen diyor. Şey demiyor burada. Şimdi bağışın şöyle bir şey var başkan. Mirasın hukuku işte veraset intikal vergisine göre, bağışın hukuku da veraset intikal vergisine göre vergilendiriliyor. İşte o vergileme veraset intikal vergisi yönüyle vergileme yapıldığı için o vergileme orada vergilenmiş oluyor. Onu öyle değerlendirmek lazım. Vergi dışında diye düşünmek doğru değil. Yani veraset intikal vergisiyle değerlendirilecek orada. Yani 76 nolu gelir vergisi sirkülerinde bu şey var, örnek var. Konut teslimlerinde KDV. Değerli arkadaşlar, yani bir karmaşıklık daha çıktı. Zaten yeteri kadar karmaşıktı konu. Bir karmaşık daha çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Nur topu gibi bir çocuğumuz daha oldu. 1-4-2022 tarihi ve sonrasında uygulanmak üzere konut teslimlerinin tabi olduğu KDV oranında 5359 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla önemli değişiklikler yapılmış. Bununla ilişki usul ve esaslar da 41 nolu KDV uygulama genel tebliğiyle açıklanmıştır. Buna göre 1-4-2022, değerli arkadaşlar bu tarihe dikkat edin, 1-4-2022 tarihi ve sonrası ruhsat alınmış inşaatlarda konut teslimlerinde 150 metrekareye kalan olanlarda %1 uygulaması %10'a çıkmış. 150 metrekarenin üzerindeki kısma isabet eden, eskiden daha farklıydı. İşte 150 metrekarenin üstü %20, yani genel orana tabiydi. Burada 150 metrekareye kadar olan kısmı %10, 150 metrekareyi geçen kısmı %20, yani genel oran uygulanacak. İşte burada bir de inşaatın ruhsatı, inşaat ruhsatı 1-4-2022 öncesi ve sonrası diye bir karmaşık hale getirilmiş. Şimdi tebliğ ilk çıktığında veya düzenleme ilk işte Cumhurbaşkanı kararnamesi ilk çıktığında ortalık bir hayli karıştı. Bunun bir katma değer vergisi kanunun ruhuna aykırı olduğu, vergiyi doğuran olayın işte teslimin gerçekleştiği anda, katma değer vergisi kanunu 10. maddede teslimin gerçekleşmişiyle vergi doğar, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihte de cari oran neyse o uygulanır hükmüne aykırı. Şimdi burada ne diyor? 1-4-2022'den sonra ruhsat almış inşaatlar için, konutlar için ayrı bir uygulama, 1-4-2022'den önce ruhsat almış konutlar için ayrı uygulama. Ne yapacağız şimdi? Bir konut alım satımı olduğunda biz hangi oranı uygulayacağız? Hadi bütün konutun artık şeyini alacağız. Ruhsatını alacağız. İnşaat ruhsatını alacağız. İşte büyükşehir içerisinde olup olmadığı, metrekaresi, kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığı, konut olarak ruhsatlandırıp ruhsatlandırılmadığı, ruhsatın daha sonra değişikliğe uğrayıp uğramadığı, teslimin kim tarafından yapıldığı, nasıl tedarik olduğu gibi prospekti sayacağız değerli arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi daha önce biliyorsunuz bu oranlar işte 1.8-18 iken işte 7346 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10.7.2023'ten itibaren bir oranı yine yerin şey olmuştur, ona konut teslimleri için geçerli. Genel oranda 18'den 20'ye çıkmıştır.
Bu şeyde özellikle 5359 sayılı kanunla bunları biraz vakitte ilerledi, biraz hızlı geçiyorum. Net alanı 150 metrekareye kadar konut teslimleri ibaresi işte ne demiş? Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun vesaire vesaire 150 metrekare kadar olan kısmı şeklinde değişmiş. Yine 9. maddede 35. fıkra eklenmiş. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı demiş. 36. arazi varsa teslimleri ilave edilmiş. Yani biliyorsunuz arazi varsa teslimleri daha önceden %18 yani genel orana tabiydi. Şimdi %8'e düşürülmüştü. Daha sonra %10'a düştü. Burada plan tadiline dikkat etmek lazım. İfade edebileceğim en önemli hususlardan birisi de o. Bir değerli arkadaşımız bir liste yapmıştı değerli arkadaşlar. Bu listeyi, tabloyu buraya koydum. Yararlanmanız açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi inşaat ruhsatı 1.4.2020'den önce alınanlar, 1.4.2022'den sonra alınanlar diye iki kısımda değerlendirmek lazım. Önceki uygulamayı biliyoruz zaten. Afet kanununda ise %1'di. Büyük şehirler dışında ise %1'di. 150 metrekareye kadar olan konutlarda %1. 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda tamamına %20 uygulanıyordu. İkinci, üçüncü sınıf basit sınıfsa %1'di. Lüks inşaatlarda da işte emsal bedeline bakılarak arsa beyaliyet bedelinin 2013 ile 2016 yılları arasındaki emlak değerleri işte karşılaştırılıyor. Durumuna göre 1-10-20. Yine 17 ile 2022 arasındaki emlak değerlerine göre de 1-10-20 oranları uygulanıyordu. Ancak 1-4-2022'den sonra alınanlar için şöyle sınıflandırabiliriz. 1. Afet kanununa 6306 sayılı afet kanunu kapsamında olanlar için 150 metrekareye kadar konutlarda %1. %150 metrekareyi aşan kısmı içinde %20. Yani afet kanunu kapsamında olsa bile 150 metrekareyi aşan konutların 150 metrekareyi aşan kısmı %20. Yine afet kanunu kapsamı dışında olanlarda da 150 metrekareye kadar konut teslimlerinde %10, 150 metrekareyi aşan kısımların 150 metrekarelik kısmı için %10, 150 metrekare aşan kısmı için de %20 uygulanacaktır. Değerli arkadaşlar, bu sunum zannediyorum odanın sitesine yüklenecek. Dolayısıyla bu tabloyu almak isteyen arkadaşların olduğunu görüyorum. Oradan rahatlıkla alabilirler. Fotoğraf çekmeyle ilgili bir şey yok. Yine 41 nolu tebliğde bir bağımsız bölümle ilgili bir değişikliğe gidilmiş. Bağımsız bölümle ilgili çok tartışma vardı. İşte idare işte tebliğde bağımsız bölüm tanımı yapmıştı. O tanımı daha sonra Danıştay iptal etti. Sonra idare 41 nolu tebliğiyle Danıştay'ın görüşü doğrultusunda, çünkü uzmanlık alanı Maliye Bakanlığı değildir net alan tanımının yapmak gibi bir gerekçe var Danıştay'ın kararında. Uzmanlık alanı inşaatçılık olan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu planlı alanlar imar yönetmeliğine göre hesaplanması lazım denilmişti. Zaten 41 nolu tebliğde de bunu esas alarak bir düzenleme yapılmış. Bunu şöyle hızlı bir şekilde okuyalım. İçeriden bağlantılı piyesleriyle birlikte bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç duvarlar arasında kalan temiz alan, bu alana kapı, pencere eşikleri, 2,5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık tesisat, hava bacaları, ışıklar, bağımsız bölüm içerisindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdiven, altlarında 1,80 metre yüksekliğinde olan az olan yerler, tek bağımsız bölüm müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrafor, arıtma tesis, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dahil edilmez diyor. Yine açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve batı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün etkisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alan içerisinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanların oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar
değerlendirerek bağımsız bölümün net alanı bulunur şeklinde belirtilmiş. Değerli arkadaşlar, zaten konutlarda bu net alan hesaplaması yapılırken mimari proje oluyor. Onaylı mimari projenin ekinde metrekareleri gösteren onaylı listeler oluyor. O listelerle biz bu net alana ulaşabiliriz. Net alan tanımını bilmekte fayda var. Ancak hani teknik olarak bizim hesapla yapmamıza gerek yok. Mimarların vermiş olduğu o liste bizim işimizi görüyor. Sorulardan, en önemli sorulardan birisi de şuydu. İkinci el konutlarda ne olacak? Mevzuatta ayrık bir hüküm yok. Birinci el konutlara bu yapılır, ikinci el konutlara bu yapılır diye ayrık bir hüküm yok. O nedenle yukarıda belirtilen KDV oranların tüm teslim aşamalarında geçerli olduğu, yani ikinci el, üçüncü el konut teslimlerinde de konut teslimine uygulanacak KDV'nin belirlenmesinde mutlaka yapı ruhsatı, işte biraz önce saydığım gibi inşaatın bulunduğu büyük şehir içerisinde olup olmadığı, afet alanında olup olmadığı gibi değerler çok özür dilerim. Bunlara bakılmak suretiyle uygulanacak KDV oranının belirtilmesi gerekiyor. Burada şunu belirtmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Farklı görüşler mevcut. Uygulamanın yanlış olduğunu, esasında bu gelen uygulamanın 1.4.2022 sonrası inşaat ruhsatlarını kapsadığını, efendim bunun KDV uygulamanın ruhuna aykırı olduğunu söyleyen insanlar var. Ama henüz oluşmuş bir yargı kararı henüz daha oluşmadı. Uygulama çok sıcak. İdarenin uygulamasının doğru olduğunu kabul etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Teslimden önce fatura düzenlenebilir mi diye bir soru var. İşte biraz önceki şeyde de kısımda da anlatmıştık. Teslimden önce fatura düzenlemesi mümkündür. Yapılan teslimle ilgilidir. Teslim de sınırlı olmak üzere o faturanın düzenlendiği tarihteki geçerli oranla düzenlemek mümkündür. Dolayısıyla ama dediğim gibi hasılat olarak değerlendirmemek lazım. Nihai gelirin inşaatın bitmesi ve maliyetlerin oluşmasıyla oluşacağını söylemek mümkün. Yine katma değer vergisi kanunundan işte fatura düzenlenmesi halinde işte faturalara gösterilen miktarla sınır olmak üzere fatura ve düzenlemesinde vergide olan meydana geldiği gösterilmektedir demiştir. Bunu söyledik. Hemen geçelim bunu. Değerli arkadaşlar, bir de sorulan, gelen sorulardan birisi tapuda gösterilen bedele KDV dahil mi? Yine Haçlar Kanunu 3 genelgesinde tapu harca matrahının tespitinde KDV'nin dikkate alınmaması gerektiği belirtilmiştir. Yine katma değer vergisi 20. maddesinde matrah teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılandan bu işlem karşılığı alınan ve borçlanan bedel ifadeleri dediği ifade edilmiştir. O nedenle katma değer vergisi kanunu tapu alım satım işlemlerinde katma değer vergisi dikkate edilmez. Hazır neyse, sıralamayı bozmayalım. Servet Bey'in beklediği soruyu geldik mi acaba diye baktım ama daha henüz gelmemişiz. Az sonra. Yüklenen KDV'nin nelerden oluştuğu önemli. Burada tabii çok fazla tereddüt var. Değerli arkadaşlar, bu konuya girmeden önce bir ayrımda bulunmak gerekiyor. Şimdi inşaatın maliyetini hesaplamak ayrı bir hesaplama gibi değerlendirelim. İnşaat nedeniyle, konut nedeniyle yüklenebileceğimiz KDV'yi ayrı şekilde değerlendirmemiz lazım. Her ikisini aynıymış gibi değerlendirdiğimiz zaman bir farklılaşma oluşuyor. Özellikle belirtiyorum. Örneğin sosyal inşaata ait sosyal konutları, yani müteahhit açısından sosyal alanların maliyeti bir maliyettir. İnşaat maliyetinde esas alınır, satışta bunlar dikkate alınarak bir maliyet oluşturulur ve kar zarar hesabı buna göre yapılır. Ama katma değer vergisi iadesi açısından bunların iadesi yüklenen KDV olarak değerlendirilmez. Özellikle belirtmek lazım. Yüklenen KDV nelerden oluşur? İşlemin bünyesine giren doğrudan harcamalar. Örneğin arsa, kum, çakıl, çimento, demir, beton, hafriyat vesaire. Daha sonra genel yönetim giderleri dikkate alınır, pay verilir. İşte atikler verilir. İndirimli oranına tabi olmayan teslim ve hizmetlerle ilgili
indirimli olarak işlem bulunmayan giderler, dolayısıyla yüklenen vergiler iade hesabına dahil edilmez. Genel hatlarıyla bu. Yine uygulama tebliğinde örnekler vermek suretiyle bazı açıklamalar yapmış. Önemli olması için, önemli olması nedeniyle buraya koyduk. Örneğin konutların tesliminde buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi, mobilya, perde, avize ve stiyer, televizyon ve benzeri eşyalar konut sahibi kişilerce sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılabilecek eklenti mahiyetinde olduğundan bunlar yüklenilen KDV'ye konulmaz diyor değerli arkadaşlar. Yine burada açıklama yapmış. Bunlar için yüklendiğin KDV indirim yoluyla giderilebileceği tabidir. Yani devreden KDV'nde kalır ya da diğer satışlar nedeniyle varsa bir şeyin orada kullanılabilirsin demek suretiyle bunların özellikle sökülüp takılabilen, tekrar taşınabilen ifadelerini dikkat etmek lazım. Bir şeyin maliyetin yüklenen KDV'de kullanılıp kullanılmayacağını belirtmek açısından kriter olarak değerlendirebiliriz. Bunlar varsa konutla beraber, burası önemli değerli arkadaşlar, eğer konutla beraber buzdolabı, sırın, davlumbaz, bulaşık makinesi gibi bir mobilyalı konut teslimi yapılıyorsa, konutun bedelinin dışında ikinci bir faturayla ya da aynı faturanın farklı bir kaleminde ama tercih edilen işlemlerin gerçekleşmesinde ayrı bir faturayla bunların kendi tabi olduğu oranla ayrı bir fatura olarak değerlendirilmesi gerekir. Bunların satışını normal bir ticari mal gibi, satış gibi değerlendirip ona göre işlem yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yine tebliğde inşaat için kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş baslığı, panel radyatör gibi eşyalarla ilişkin yüklenen KDV'nin iade hesabına dahil edilebileceği belirtilmiştir. Bir özellikli konu var. Bir özelgede sökülüp taşınarak tekrar kurulup monte edilemeyecek şekilde konuta yerleştirilen vestiyer ve dolapların KDV'ye iade edilemeyeceği belirtilmiş. Çok enteresan. Yani vestiyeri kabul etmiyor değerli arkadaşlar. Mobilya gibi değerlendiriyor. Ancak başka bir vergi dairesi özelgesinde, özellikle özelgenin tarihini, sayısını buraya yazdım. Banyo dolabı, mutfak dolabı gibi sökülüp takılması mutat olmayan ve konut ile teslim edilecek giderlerin yüklenime konu edebileceğini ifade etmektedir. Şimdi burada sormak lazım. Vestiyerle mutfak banyo dolabının ne farkı var? Vestiyerle mutfak dolabının ne farkı var? Ama yapacak bir şey yok. Yani buradaki özelgeler böyle. Genelde de idare bu yaklaşıma sabit kalıyor. İadelerde bu görüşlere bağlı kalıyor. İşlemlerin sonuçlandırılması maalesef bunlarla alakalı. Şimdi başka bir özelgede de arsa bedeli yüklenime konu olabilir mi diyor. Yani evet, arsa bedeli yüklenime konu olabilir. Ama daha önce de söylediğimiz gibi arsa sahibine bir arsa teslimi yapılmadığı için arsa bedelinin yükleniminin hesabını sadece müteahhite kalan alanlar ile ilgili yükleneme konu edebileceğiz. Arsa sahibine yapılan teslimlerde arsa bedeline ilişkin yüklenimi yapmamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Ortak alanlar yükleneme dahil edilebilir mi? Edilemez. Sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanları gibi alanların yüklenilen KDV'leri iade hesabına dahil edilmez. Ancak arazinin yapısı gereği zorunlu olan site çevre düzenlemesi, istinat duvarı, perde duvar, site vesaire gibi yerler dahil edilmesi mümkündür. Bazı inşaatlarda bu yapılan çevre duvarları için de ayrıca bir ruhsat çıkartıldığına şahit oluyoruz. Onlar da yüklenilebilir. Eğer ayrı bir ruhsat çıkmamışsa işte arazinin niteliğine göre ispat etme şartıyla, çünkü yazılan raporlarda İşte temel malzeme analizinde fazla yüklenim yapıldığı görüldü diye bir eleştiri geliyor. İşte orada bunu ispat etmemiz gerekiyor. Nasıl ispat edeceğiz? İşte vergi usul kanunu 3. maddeye göre işte resimlerle, arazinin meyiliyle, yapılan işlemin niteliğine göre ispat etmek suretiyle ancak bunları alabiliyoruz. İadesini talep edebiliyoruz. Evet, Servet Bey. Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu ile ilgili özel sözleşmeler vergi dairesini bağlamayacağından arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri uyarınca arsa sahibi adına düzenlenen yapı denetim hizmet fatura bedellerinin arsa sahibi adına ödenmemesi durumunda
Bu faturalarda gösterilen bedellerin müteahhit tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığı gibi bu tutarın iadeye konu edilmesi de mümkün bulunmamaktadır. Sizin sorunuz neydi? Süresinde geleni de kabul etmiyor. Abi süresinden sonra geleni ne yapalım? Tamam. 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 Kendi arsası. Şimdi arsa sahibi deyince burada arsa sahibi. Şimdi eğer mikrofon verilmediği için soru tam anlaşılmamıştır. Şöyle diyelim. Müteahhitin arsa sahibi olması durumunda, aynı zamanda arsa sahibi de olması durumunda yapı denetim bedellerinin sonradan gelmesi halinde ne yapılır diyor. Puan kırdım. Dinlememişsiniz dersi Servet Bey. Dedik ya, sonradan faturanın süresi içerisinde düzenlenmiş olması, iade yapılan yıl içerisinde düzenlenmiş olması koşuluyla sonradan kayıtlara elimize ulaşması halinde düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade hesabına dahil edilebilir. Fatura sonradan düzelmişse yapılacak bir şey yok. Yok. Fatura tarihine uyulması lazım. Fatura usullerine uyulması lazım. Evet. Şimdi bu bir önceki görüşle bir sonraki görüşü değerlendirmenizi rica edeceğim. Abi şimdi normal vatandaşın arsa sahibi olduğu durumda KDV'si indirim konusu yapması mümkün değil diyor. Şimdi maliyet açısından değerlendirdiğimiz zaman maliyette de bakın iadeye konu etmesi mümkün bulunmamaktadır diyor. Maliyeti de kabul etmiyor esasında. Ama şimdi bir eleştiri getireceğim. Uyumsuzluk var. Şimdi diyor ki başka bir görüşte müteahhit tarafından arsa sahibine verilen nakit para, kira bedelleri inşaat maliyetine girmektedir. Müteahhit bu paraları banka denkontlarına istinaden inşaat maliyetine dahil edilebilir. Bütün görüşleri de bu. Şimdi nakit veriyorum, nakit para veriyorum, inşaat maliyetine dahil edebiliyorum. Ama sözleşme gereği olması gereken, yani işin yapısı gereği arsa sahibi adına düzenlenmesi gereken yapı denetim bedellerini indirim konusu yapamıyorum, maliyete atamıyorum. Bir çelişki. Dolayısıyla Vergi Usul Kanunu 3. maddesine göre olayın gerçek mahiyeti de ikisinin birbirinden farklı değil esasında. Ama görüşler arasında bir farklılık var abi. Hani özellikle belirtmek istedim. Ben de katılmıyorum ama. Doğrusu o. KDV'den zaten kullanamıyorsun. Nakit iade yapıp yapı bedelini sen öde demek daha mantıklı, daha doğru. Şimdi Üstad, evet. Orada şunu söylemek istedim ben. Biraz daha açıklık getireyim. Aslında indirimli oranda KDV iadesi alacak arkadaşların başından beri bu planlamayı yapması gerekiyor. Bu kısmi inşaatlarda yani blok blok yapıyor. Kısmi yapı kullanma izni alıyor ve satış yapıyor. Ancak bu satışların yapıldığı dönemde iadeyi ve yüklenileni hesapladığınız için yani yapı denetim firması gibi ya da diğer imalatların faturalarının demek ki süresinde alınması gerekiyor. Yani evet, bizim burada süresinde. Zaten olması gereken de Servet Bey, yani o faturanın yapı denetim ücretini aldıkça faturasını kesmesi lazım. Biriktirmesinin bir anlamı yok. Belge düzenine uymuyor. Kararın niteliği şu. Vergi dairesi özelgede deki dayanağı belgenin vergi usul kanununda belirtilen şekillere uygun olmayarak müteahhite kesilmemiş olmasına hareketle reddediyor. Bizzat Servet Bey'in iadeye indirime konu bir sağlık harcamasıyla ilgili de Bursa Vergi Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Belge düzeninin dar yorumlanmasına karşı vergi hukuku. Yani verginin gerçek mahiyetin esas olduğuna vurgu yapıyor. Üçüncü maddeye evet. Vurgu yapıyor. Yani eğer müteahhitle arsa sahibi kendi yapmış olduğu sözleşmelerinde bizim ve hukukta borcun üstlenilmesi dediğimiz müesseseyi kullandılarsa, yani müteahhit arsa sahibinin ödemesi gereken bedeli
üstlendiyse ve bunu da ispatlayabiliyorsa, sadece faturanın şekli olarak yorumuyla faturanın arsa sahibine düzenlenmiş olması gerekçesiyle iadenin reddinin hukuk uygun olmayacağını düşünecektir yargılamada. Çünkü buna ilişkin, yani Servet Bey de çok iyi biliyor o kararı, kendi beyannamesinde fişle sağlık harcamalarını indirim konusu yaptığı için idare onların indirimini kabul etmemişti. Açılan vergi davasında belgelemenin sadece faturayla olamayacağını, aksine ispat yükünün de idarede olduğunu belirterek fişle ispat edilen sağlık harcamalarının gider indirim konusu yapabileceğini söyledi. Yani böyle bir noktada siz yeminlilere de bu görev düşüyor. Böyle bir iade talebini reddetmeyerek gerekirse raporlarınızı yazıp raporlarınızın arkasında durmanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşım, katkınız için teşekkür ediyorum. Katkınız için teşekkür ediyorum. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Özellikle sunumun ilgili slaytının son şeyinde, cümlesinde vergi usulü kanunu 3. maddeye aykırı bu görüş diğer görüşleriyle çelişmektedir diye şerhimi koydum. O artık süreç içerisinde karşılıklı değerlendirilecek bir konu. Saygı duyuyorum. Ben tabii buradaki sunumda değerli arkadaşlar yani yapmış olduğum sunumda özellikle hani riskli konularda meslektaşlarımın işte riski üstlenmemesi açısından hani kendi görüşümü çok fazla ifade etmiyorum. Esasında ben de idarenin uygulamış olduğu birçok konuda bu sunumdaki görüşlere katılmıyorum. Ama benim görüşümün bunlara katılmamak olduğu belirtilmiş olsa bile yapılan işlemi idareyle sizler sonuçlandıracağınız için bu görüşlere bağlı bir işlemde daha sonra hani yargıya gitmek zorunda kalmanız açıkçası benim de sorumluluk almamı gerektiriyor benim düşünceme göre. O bakımdan ben genelde idarenin görüşlerinin işlemin yürütülebilmesi noktasında idarenin görüşlerini ifade ediyorum. İşlerin daha hızlı yürümesi için. Ama dediğim gibi hani bazı yerlerde var ki artık ona da bizim sesimiz çıkıyor. Biz de bağırıyoruz. Bak karşı çıkıyoruz. Ya yanlış işte iki tane görüş var. Biri biriyle çelişiyor. Vergi usulü kanunu içe sayılmış bir görüş. Ama durum bu. Bilmenizde fayda var. Yine inşaat ruhsatından önce ve sonra alınan faturalar yüklenme konu edilebilir mi diyor. Burada önceki faturalarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Yapı ruhsatından önce alınmış stoklanabilir mahiyetteki malzemeler konu edilebiliyor. İnşaatta kullanılması kaydıyla. Nedir? Çimento, demir, tuğla, fayans gibi şeyler. Ama öte yandan hazır beton ve işçilikleri konu ettirmiyorlar. Tabii bunları biz özellikle raporlarda, yeminin raporlarında bunları özellikle belirtiyoruz. Belirtmemize rağmen yine de eksiklik yazılıyor. İşte yapı tarihinden önceki faturalar yükleneme konu edilmiştir. Ya edildi, doğru. Bunlar stoklanabilir malzeme. Netice itibariyle bu stoklanabilir malzemeyi ben burada kullandım. Nitekim şeyde de bakın diyoruz bizim temel malzeme analizimiz var. O analizde de bunları dikkate aldık zaten. Ona göre şey yaptık diyoruz. İşte neticede ama illaki bir eksiklik geliyor. Değerli arkadaşlar son slide. Ondan sonra bir örnek. Ondan sonra gideceğiz. Hadi bir canlanalım. İndirimli orana tabi teslimler için kullanılan demir, hazır beton, tuğla gibi temel malzemelerin yüklenime konu edilirken mutlaka projeye ait statik raporu esas almak gerekir. Bunlar zaten şeyde var. İnşaat yapan inşaat sahibinden, mükelleflerden temin edebiliyoruz. Oraya bakmamız lazım. Yine burada saymak mümkün olan mutfak dolabı, banyo dolabı, kombi, kapı, parke gibi sayılabilir ürünlere de dikkat etmek lazım. Yani fazla yüklenim yapmamak lazım inşaatla ilgili. Bu temel malzemeleri de idare bunları belirlerken şey diye koyuyor, mükellefler iade taleplerini daha makul, mantıklı işlemin bünyesine giren hizmetin veya şeyin malzemenin yapımı için kullandığını, onlar da bir sınırlama getirmiş. Sınır dışındakini, yani sınırlama dışındaki kısmın ispatını mükelleften istiyor. Örneğin
Mühendisler Odası'ndan Antalya İnşaat Mühendisler Odası bir liste istemiş. Onun da 2016 tarihinde bir yazı yazılmış. Burada bir sürü 8-10 kalem malzemenin metrekaresine göre, inşaatın yapısına göre, sınıfına göre ortalama 1 metrekare şeyleri, harcamaları belirtmiş. Mesela demirde 1 metrekareye işte 0.034 kilogram, hazır beton 0.380 metreküp, tuğla 0.15 metreküp gider diye şey var. Örneğin işte bir şey yaptık, parke de mesela işte ıslak alanlar değerlendirilir. Ona göre %80, onun da %85'inde parke yapıldığı değerlendirilirse ona göre bir hesaplama yapmak lazım. İşte kapı kollarını sayabiliyoruz. İnşaatta kaç tane kapı var, kapıları sayabiliyoruz. Kapılara gidecek kapı kollarını sayabiliyoruz. Bu tarz şeyleri ince ince hesaplamak gerekiyor. En ince ayrıntısına kadar. Şimdi şöyle basit bir örnek. Yani çünkü inşaatla ilgili komplike bir örnek zaten başlı başına bir seminer konusu, başlı başına bir hesaplama konusu. Böyle bir örnek hazırladım konunun daha iyi anlaşılması bakımından. Gayrimenkul alım satımıyla iştigal eden Ahmet Bey, büyükşehir sınırları dışındaki arsası için İnşaat AŞ ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalıyor. Sözleşmeye göre 20 adet 100 metrekarelik konut yapıyor. Yani toplam 2000 metrekare bir konut yapı alanı var. Bunun 9 adedini Ahmet Bey alıyor. 11 adedini de İnşaat AŞ alıyor. İnşaat 7 Ocak 2022 yılında başlayıp 20 Haziran 2022 yılında bitiyor. Hemen kat mülkiyeti tapusu çıkartılıyor. Fiili teslim de 20 Haziran 2022 tarihinde mülkiyet tapusuyla beraber gerçekleşiyor. İnşaat AŞ kendine kalan tüm daireleri 12 milyon 120 bin TL'ye projeden satmış. Peşin satmış. Yani avans almış. İnşaat AŞ'nin başlatıcı bir faaliyeti olmayıp inşaata ilişkin veriler şu şekildedir diyor. İlk madde malzeme kullanımı 5 milyon 600, genel üretim 2 milyon 500, direkt işçilik 1 250, genel giderlerden pay 650, toplam inşaat maliyeti 10 milyon. İnşaatın toplam metrekaresi 100'er metrekareden 20 daire olduğu için 2000 metrekare, 9'u arsa sahibinin, 11'i müteahhitin, dolayısıyla arsa sahibine 900 metrekare, müteahhite de 1100 metrekare kalıyor değerli arkadaşlar. İnşaatın 1 metrekare maliyeti ne olur? 10 milyon maliyet vardı. Toplam inşaatın maliyetini bölüyoruz. 2000'e 5000 inşaatın metrekare maliyeti. Şu alttaki hesaplamalar hani o rakamın nasıl bulunduğunu ifade ediyor. Şimdi arsa sahibine bırakılan konutların maliyeti 4 milyon 500 çıkıyor. Niye? Arsa sahibine 900 metrekare inşaat kalmıştı. 5000 liradan 4 milyon 500 bin lira. Bunun gayrimenkul ticareti yapıldığı için işte Vergisi Kanunu 267'ye göre %5 kar marjı koyuyoruz. %5'i de koyduğumuz zaman 4 milyon 725 bin. Müteahhitin arsa sahibine düzenleyeceği fatura değerli arkadaşlar. 4 milyon 725 bin liranın %1'i. Konut bir örneğe bakalım. Niye %1? 2022 yılında ruhsat alındığı için. 1-4-2022'den önce ruhsat alındığı için bu böyle. Sonra alınmış olsaydı tabii oran %10 olacaktı. Müteahhitin arsa düzenli... Şöyle, evet başkan şöyle... Örnek verilerde gayrimenkul alım satımıyla iştigal eden Ahmet Bey büyük şehirler sınırları dışında dedik ya. Onun için evet doğru söylüyorsun. Bu bina büyük şehir sınırları içerisinde tabii yok. Veride olduğu için özellikle belirttim. Büyük şehir sınırları içerisinde olmuş olsaydı inşaatın emlak değerine bakacaktık. İşte basit sınıf mı sınıfına bakacaktık. Basit sınıfsa zaten yine %1 olacaktı ama lüks sınıftaysa inşaat İşte o zaman inşaatın şeyine bakacaktık. Metrekare emlak değerine bakıp ona göre 1 mi, 10 mu, 20 mi ne uygulayacaksak ona bakacaktık. Evet. Şimdi geliyoruz buraya. Arsa sahibinin düzenleyeceği fatura 4 milyon 725 bin lira.
müteahhitin düzenlediği faturayı 4772'yi anladık. Buraya kadar sorun yok. Şimdi arsa sahibinin düzenleyeceği fatura ne olacak? 4.725 KDV hariç rakamı konuşuyoruz değerli arkadaşlar. KDV'sini %8 uyguladık. Gördüğünüz gibi. Neden %8 uyguladık? 1.4.2022. Evet. Yani %10 biliyorsunuz şeyde uygulandı. Bilerek bunu söyledim. KDV %18 uygulamamızın sebebi şu arkadaşlar. 1.4.2022'deki 5.339 sayılı kanunla KDV oranları değişirken bu uygulama gelirken arsa ile ilgili şeyler de 1.4.2022'den sonra arsa oranları 8'e düşmüştü. Daha önce 18'di. Söyle ifade etmiştik. 8'e düştü. Dolayısıyla 1.4 teslimin gerçekleştiği Haziran ayındaki arsa için güncel KDV oranı 8'di. 10'a çıktı. Ne zaman çıktı? 23'te çıktı. Temmuz 23'te çıktı. Yani 23'ten 2023 yılında teslim etmiş olsaydık %10 uygulayacaktık. Burada bir sorun yok. Evet, evet, evet. Özellikle tarihlere bakarsanız arkadaşlar 26.2022. Tamam. Dolayısıyla 4725 artı 5.103. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar en fazla tereddüt edilen konu, en fazla karmaşa burada çıkıyor. Şimdi uygulamada biz ne yaptık? Arsa maliyetini belirledik. %5 kar marjı koyduk. Arsa sahibine kestik faturamızı. Arsa sahibinden de faturasını aldık. Buraya kadar sorun yok. Şimdi özellikle arsanın gerçek kişiye ait olduğu, fatura almadığı durumlarda da gider pusulasını bunun üzerinden düzenleniyor. Şimdi birçok meslektaş arsa sahibine arsa için kesmiş olduğu fatura ile gider pusulası ile almış olduğu fatura, burada da aynı şekilde gider pusulasının tutarı, burada da faturaların KDV'lerin dikkate almadığımız takdirde 4725 4725 değişen bir şey yok. Bu her ikisini de zaten KDV uygulama tebliğinde de diyor ya, arsa sahibine arsa teslim edilmemiştir diye, oradan hareketle diyorlar ki ya bu 4725 arsanın maliyeti, inşaatın maliyeti de 4725. Dolayısıyla bu geliri de gideri biz dikkate almıyoruz. Toplam bizim maliyetimiz 10 milyon. Şurada inşaatın maliyeti 10 milyon diye. Bu 10 milyonu biz 11 daireye bölürüz. Bizim dairelerimizin maliyeti budur diyor. Ancak bu tam doğru bir sonuç vermiyor değerli arkadaşlar. Neden doğru bir sonuç vermiyor? İki yönden doğru bir sonuç vermiyor. Birinci sonuç şu. Bu emsal bedel vergi sul 267'ye gönderiyor ya bizi. %5, %10 kar payı koyduruyor ya. O %5, %10 kar payını koydurduğu için bir kar etmesi gerekiyor diyor. Dolayısıyla müteahhitin arsa payı için yüklendiği maliyet 4725 ziyade 4725 olacak. Bunu da kendine kalan 1100 metrekareye böldüğünüz zaman arsa sahibinin toplam maliyeti 9295 liraya çıkıyor. 11 dairede çaktığınız zaman 10.225 oluyor. Diyeceksiniz ki abi ne farkı var? Eğer arsa müteahhit arsa teslimini yaptığı şeye, arsa sahibine arsa teslimi yaptığı yılda hiç stoğunda konut bırakmamışsa değişen bir şey olmayacak. Değişen bir şey olmayacak. Ama stokta bir takım tutar kalmışsa bu 225 liralık fark işte gelir vergisi açısından eleştiri gerektirecek bir husus olacak. Şimdi tekrar ediyorum arkadaşlar. Şimdi arada bir arkadaşımız bir soru sordu. O soruyla da bağlantı olarak işte tam da bu örnekle beraber o sorunun da çözümü bulunmuş oluyor. Şöyle diyor ki arsa bedelini şurada neydi? Maliyet bedeli 4.500.000. Doğru mu? Burada.
arsa sahibine bırakılan konutların maliyeti 4.500.000. Ben bunu 4.500.000 değil de 7.000.000 yapabilir miyim? Velev ki yaptığımızı varsayalım. 7.000.000 da gider tutası alırım. Benim gelirim de 7.000.000, giderim de 7.000.000. Arsa sahibi için oluşmuş yeni maliyet 7.000.000. Müteahhit için oluşmuş yeni maliyet şey yapıyor. Bu şeyin arkasından dolanmaya benziyor. Bu yanlış bir uygulama oluyor. Burada bakın 4.725 faturanın maliyetini ilk etapta biz arsa sahibi için kesilmiş 4.725'i gelire yazıp bu 4.725'in maliyetini de 4.5 olarak esas alıp bunu stoklardan çekeceğiz. Dolayısıyla şurada olduğu gibi arsaya yani müteahhite kalan kısım yani o 4.725 gider pusasıyla da bize girecek ya maliyet olarak işte bizim için ortalama birim metrekare maliyeti 9.295 lira olacak. O dediğiniz örnek de bu zaman havada kalıyor. Doğru hesaplama müteahhite kalan maliyetler 10.225.000 oluyor burada. Ama stokta daire kalmazsa sonuç aynı hesap. Çok değişmiyor. Ama stokta illaki bir daire, iki daire, beş daire kalıyor. O zaman da arsa sahibine yapılan, teslim edilen konutlar için beyan edilmesi gereken, emsal bedele göre beyan edilmesi gereken kar marjı vergi dışında veya bir kısmı vergileme dışında bırakılmış gibi bir durum ortaya çıkar. Onun için de eleştiriye maruz kalınabilir. Özellikle burada da ki hesaplama bunu belirtmek üzere kurgulanmış arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Müteahhite kalan konutların toplam satış bedeli 12.120.000'di. Zaten bunun 120.000 lirası KDV. Alınan avans da 12.120.000. Avanslar hesabı kapatılacak. Satışlar hesabına koyulacak. Buradaki işlem bitecek. Şimdi bu olayın KDV iade hesaplama boyutunu bir değerlendirelim. Burada anlaşılmayan bir şey varsa yani bir soru varsa bu iade kısmına geçmeden bir bakalım. Mikrofon. Kusura bakmayın. Biraz konunun dışında olacak ama ben İstanbul'dan geliyorum. Hani indirimli oran diye ben sizin eğitim çıkma. Ha, merhabalar Ali Bey. Merhaba. Ben İstanbul'dan geliyorum da eğitimin konusu indirimli oran olunca hani bir de Bursa Tekstil'le alakalı diye düşünerekten ben eğitimimize katılmıştım ama hani o tarafla ilgili çok şey alamadım bilgi. Şunu otobüste kaçırıyorum kusura bakmayın o yüzden böldüm sizi. Şimdi ben tekstil firmasının mali müşavirliğini yapıyorum. İndirimli oran daha önce hiç yapmadım. Tekstil firmasındayım. Burada dokuma var satışımız, ihracat satışımız var, yurt içi satışımız var. Bir de biz fason boyama işiyle uğraşıyoruz. Şimdi ben burada giderler kısmında nasıl bir uygulama yapmam gerekiyor? Yani ihracat satışları ile ilgili 2022 döneminde de herhangi bir KDV iadesi alınmamış. Ama şimdi bana deniyor ki tabii ki bir de biliyorsunuz mali sıkıntılar var ülkemizde ne yazık ki. Bu dönemin vergileri ödemek istemedikleri için bir 2.000.000 kadar iade alacağım. Şu anda devredelim de 5.5 milyonlarda falan. Yani buradaki benim sabit giderler ve değişken giderlerdeki yüklenim nasıl hesaplamam gerekiyor? 3 tip satışım var benim. İhracat satışım, yurt içi satışım ve fason satışım var. Burada tek tip ürün mü üretiyorsunuz? Yani şöyle diyeyim ben size. Dokuma kumaş yapıyorum. Ama bu arada fason satışım da var. Şimdi hanımefendi burada yapılması gereken safha üretim yani her şeyin ürün için bir üretim reçetesi oluşturup o ürünler için yüklenilen KDV'leri ayrı ayrı tespit etmeniz gerekiyor. Tamam, ham madde tarafında bunu yapacağız. Ham madde tarafını. Daha sonra ham maddeler için de bu üretimden o makinelerin kullanımı vesaire işte amortismanların, atikler için yüklenilen KDV'ler hangi üründe, hangi makine kullanıyorsa bunları da şey yaparsınız. İşte bunu çok tespitine varamıyorum. Şu ama anda. İşte o maliyet, işte maliyet yapmak zorundasınız. Bunu ortalama bir şekilde yaparız gibi bir oranlama yapmamız mümkün değil. Hani bunu tespit etmeniz gerekiyor yani giderlerle ilgili. Yani sabit giderler ve değişken giderler için de mi geçerli hepsi için? Şimdi tabii biraz önce de söyledik ya yani işlemin bünyesine giren yani abi şöyle
Önce ürün bazında bir değerlendirme yapacağız. Ürün bazında. Sonra o ürünün aylık hesaplamaya da tabi tutup o ürün ihracata mı gitti? İndirimli orana mı gitti? Onun hesaplamasını yapacağız. Yok, onu alamıyoruz zaten. Hayır şimdi. 2022'nin süresi geçmedi. Şu anda işte. Hayır. Bakın şöyle. İhracat iadelerinde almadık. Hanımefendi bir özür dilerim. İhracat iadelerinde 32. maddeye göre KDV iadeleri takip eden, ihracatın gerçekleştiği takip eden 2. yılın sonuna kadar. Nedir o? 2022 takip eden 2. yıl 2023-2024. Dolayısıyla siz ihracattan kaynaklanan iadeleri 2024 sonuna kadar talep edebilirsiniz. Bunda tereddüt yok. Yok, onu talep etmiyorlar. İndirimli oranı tamam. Diyorlar. İndirimli oranı da bu ay sonuna kadar talep edeceksiniz. Evet. Yapılması gereken nokta şu. Önce bir ürün noktasında üretim analizi yapılacak. Her bir ürünün üretim maliyeti ortaya çıkacak. Bu maliyet içinde yüklenenler bulunacak. Daha sonra bu yüklenenler bulunduktan sonra o ürünün adet sayısına göre giderlerden pay verilebilir. Bir kriter alınır. İşte işçilik saatine göre yapılabilir, adete göre yapılabilir. Yani geçerli bir kritere göre bir işçilik, genel üretim giderlerinden pay vermek için bir kriter, sağlıklı bir kriter bulunur. Genelde işte işçiliğe göre yapılır. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra işte indirimli oran noktasına bakılır. İndirimli orana ilgili talebi de bu bahsettiğim şey çerçevesinde işlem yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şu örneği bir hani biraz önceki örnekle ilgili soru yoksa şu KDV'yi bitireyim, soruları öyle alayım. Ha, buyurun. Hanımefendiyle birebir aynı durumdayız ve onun için bekliyorum ben de. Ama şöyle dediniz, maliyet hesaplamak, binlerce kalitemiz var ve mümkün değil. Bir kalite için bunu hesaplayıp orada indirimli oranda metraj hesabı yapıp maliyet yapmak. Sizi anlıyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Sizi anlıyorum. Sizi anlıyorum ama size verecek cevabım maalesef farklı değil. Yani danışmanın da yapabileceği bir şey. Yani tabii şimdi arkadaşlar, bazen içinde bulunduğumuz çalışma koşulları çok zor. Yapmamız gereken işler çok fazla. Ama yani olması gereken prosedür de bu. Hani onun için sizi tatmin edebilecek, sizi rahatlatabilecek bir cevap maalesef veremiyorum. Ya ortalama bir maliyet yapamıyoruz. Yani olmaz. Yüklenilmesi lazım. Yani. Yüklenenlerin hesaplanması lazım. Peki evet. Orada randımanları karşı tarafta inceleyen kişi randımanları birebir sahip mi? Şimdi değerli arkadaşlar, burada karşı taraftaki inceleyene göre bir işlem yapmak doğru bir yaklaşım değil. Biz doğrusunu konuşuyoruz. Yani, evet. Mikrofon. Şimdi arkadaş diyor ya, KDV iadesini aslında ihracatla ilgili. Geriye dönük ben ihracat, KDV iadesi talepte bulunmadım ki 2022 beyannamelerinde. Düzeltme beyannamesiyle, İnceleme bakın. İnceleme konusu olmaz mı? Hayır. Değerli arkadaşlar. Katma değer vergisi kanunu 32. madde. Müsaade ederseniz. Otuz ikinci madde, birinci paragraf son cümle. İşlemin gerçekleştiği dönemi izleyen, ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla. Evet. Kanun diyor. Tebliğ falan değil. Dolayısıyla düzeltme vermekte sizin bir hakkınız olduğuna göre 2024'ün sonuna kadar ihracat iadeleriyle ilgili taleplerinizi yaparsınız. Düzeltme beyannameleriyle iade talep dilekçesi, ekleri vesaireleri yapıp taleplerinizin sonuçlandırmasını talep edebilirsiniz. Burada...
Tabii onun pratik çözümleri var. Şimdi değerli arkadaşlar, indirimli oranla ilgili alabileceğimiz azami sınır neydi bizim? Yıl içi, yani takip eden yıl için. Bir, 2021'den 22'yi konuşuyoruz. 2021'den 22'ye devreden KDV isteyemiyoruz. Onu kenara bırakın. 2022 yılındaki toplam satışlarımız ne kadar? İndirimli oran 1 mi, 10 mu? 20 ile arasındaki fark ne? KDV beyannamesi. Onu yazabiliyor muyuz? Yazabiliyoruz. Daha sonra onu aşağı indirebilme şansımız var mı? Var. Yükseltme şansımız yok. Azami tutar ne? %10. Yazarsınız, işlemlerinizi tamamlarsınız. Daha sonra düzeltmeyle miktarı azaltabilirsiniz. Sıkıştıysanız eğer. Buyurun başkan. Mikrofon başkan. Mikrofon özellikle. Arsa sahibine kestiğimiz faturayı hasılat olarak kaydetmeyecek miyiz? Evet, hasılat olarak. Hasılat olarak kaydedeceksek arsa bedelini maliyete ilave etmemiz gerekmiyor. Evet, bakın burada zaten burada, şu anda. Ben belki başını kaçırdım. Bakın başkan, şöyle 4500 arsanın maliyeti, 4725 artı KDV 47. Toplam maliyetimiz neydi bizim başlangıçta? 10 milyon değil miydi? Evet. 10 milyon. 10 milyon olduğuna göre. Başkan burada ikinci satır. 900 çarpı 5000. Arsa maliyeti 4 milyon 500. Evet. Tamam. Arsa maliyeti 4 milyon 500. %5 kar ilettik. 4725. Biz müteahhit olarak 4725 arsa sahibine fatura kestik. Evet. Arsa sahibi de 4725 bize fatura kesti. Tamam. Arsa 10 milyon lira rakamı biz burada. Bir saniye başkanım, bir dinle. Şimdi bak, 10 milyon arsanın şeyi. Müteahhite kalan kısım 4 milyon 500. Müteahhite kalan metrekare 900, 4 milyon 500. 4 milyon 500. Arsa sahibine kalan dairenin maliyeti. Yani bizim için satılan malın maliyeti olacak. Bizim satış tutarımız ne olacak? 4725. Bizim bu arsa tesliminden veya arsaya karşılık konut tesliminden kaynaklı müteahhitin kârı ne olacak? 225. Çünkü satış faturasını hasılata yazacağız. Maliyeti de 4 milyon 500'ü düşeceğiz. 4725'i değil. 10 milyon maliyeti nasıl azaltacağız? 10 milyon zaten maliyet oluşmamış mı? Abi, başkan, başkan, bizim toplam maliyetimiz 10 milyon 225 oluyor. 10 milyon değil. Tam orada arsa yok ama arsa gider pusulasıyla aldık ya. Onu ilave etmiyor. Tamam işte bak burada şu örneğe bak, burası. Burası. Ayrıştırılıyor, evet. Sadece KDV ayrıştırılıyor. Ben burada bir yanlışlık var diye düşünüyorum. Şimdi zaten başkan uygulamada Ali Bey, 10 milyonluk bir maliyet var ya orada. Evet. Hah, burada. Aslında Mesut Başkan diyor ki, ben de aynı şeyi düşünüyordum. Ben soracaktım, benden önce sordu. Burada arsa hariç maliyetimiz 10 milyon. Evet. Arsadan gelen 4,5 milyonluk maliyeti de dahil ettiğimizde birim maliyeti bulmak için 14,5'u toplam inşaat maliyetine hayır. bölmemiz gerekmez. Hayır, bakın biraz önce özellikle belirttim. KDV uygulama tebliğinin A18'inde arsa sahibine karşı teslim edilecek konutlarda arsa sahibine arsa teslimi olmadığı için teslim edilecek bir şey de yoktur diyor. Müsaade edin tam net ifadeyi okuyayım. Değerli arkadaşlar, tebliğin ilgili kısmı, çünkü sorulacağını tahmin ettiğim için getirdim. Diyor ki 8.2 A82. Ayrıca arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının müteahhite devri söz konusu olmadığından arsa sahibine bırakılacak konut veya iş yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacaktır diyor. Özür dilerim. Oktay Bey bir saniye. Burada dediğim gibi şu anda
3 ayrı farklı maliyet hesaplaması söz konusu. Şimdi birincisi diyor ki 10 milyon 4,5 milyon daha 14,5 milyon ben 14,5 milyonu 2000'e bölerim arsa payını ona göre değil. O değil. O uygulama yanlış. Geldik ikinci uygulamaya. İkinci uygulamada şu diyor ki 10 milyon arsa payındaki 4 milyon 500 bin tamam kardeşim 4 milyon 4 500'e %5 koydum 4 milyon 725 ben 4 milyon 725'e müteahhit olarak faturayı kestim ama diyor ben bunu sadece KDV yönüyle düzenledim. Bunun benim maliyetimle alakası yok. Öte yandan gider pusulasıyla da 4 milyon 725'i aldım. Bu faturayla öbür fatura birbirini götürdü. Benim gelirim de giderim de dikkate alınmayacak burada diyor. Özür dilerim açıklama yapayım. İdareden gelen arkadaşlar da özellikle bu görüşteydi uzun bir dönem. Özellikle şeyleri arsa sahibine yapılan teslimlere ilişkin faturayı bedel yazmazdı. Sadece KDV'sini yazardı. Bunun sırf konut teslim için yapıldığı şerhe düşerek KDV'yi de ilave edilecek sütuna yazardı. Ancak bu uygulama doğru uygulama değil. Çünkü bir teslim var, bir satış var. Dolayısıyla bu teslim ve satışın olduğu yerde müteahhit olarak arsa sahibine kesmiş olduğumuz satış o konutların teslimidir. Bunun bedeli ne? Emsal bedelinin içerdiği kar 4,725. Bunun maliyeti ne? 4,5. Yani biz 10 milyondan 4 milyon 500'ü düşünün hiç şey satmadık. Sadece arsa payını arsa sahibine konutları teslim ettik. Kendimiz olan konutları hiç satmadığımızı düşünün Sayın Başkan. Nedir? 10 milyon maliyetten 4 milyon 500'ü düşeceğiz. 4,725'i kar yazacağız. 225 lira o %5 emsal bedel çünkü bir kar öngörüyor. Sadece KDV açısından değil gelir vergisi açısından da kar öngörüyor. Dolayısıyla o karı beyan etmemiz gerekiyor. Nasıl ki arsa sahibi arsası karşılığında konut alıyor. Değer artış kazancını doğuruyorsak orada burada da emsal bedele göre o karın vergisini müteahhite uygulamamız gerekiyor. Burada sorun yok ama başkan da benim düşündüğümde şu. Arsayı 4,5 milyona satın aldığında oluşacak maliyetle 4,5 milyona nakit satın almayıp onun karşılığında daire vermek aynı maliyeti yüklemez mi müteahhite? Evet. Ancak böyle değil mi? Orada yani burada bir haklısınız. Burada bir haklısınız. Fark yok. Ben şöyle de diyorum. Bu belgeleri daha niye düzenliyoruz? Hasılata yazmadıktan sonra maliyete yazmadık. Yok hasılat Sayın Başkan zaten ben de tam onu söylüyorum. Biz bunu hasılata da yazıyoruz, KDV beyannamesine dahil ediyoruz, maliyete de dahil ediyoruz. Eleştiriyi şurada getirebilirsiniz bu hesaplamaya. Bu hesaplamaya şu eleştiriyi getirebilirsiniz. Sayın Başkan'ın ifade ettiği, ya diyor ben 4,5 milyon verip arsa alsaydım, benim maliyetim değişmeyecekti, ben onun karşılığında bunu aldım. Bu mudur olay? Ya emsal bedel girdiği için maalesef bu. Emsal bedelden dolayı. Ali Bey, bir şey rica edebilir miyim sizden? Buyurun. Katma değer vergisi kanunundaki teslimin tanımını bir daha yapar mısınız? Okuyalım. Yok, bir okur musunuz onu? Bir okuyalım. Oraya girersek iyice çıkamayız. Ya da niye sorduğunuzu söyleyin, ona göre cevap vereyim. Şimdi bir şey biliyorsunuz ki soruyorsun. Buyurun. Şimdi teslim çok mülkiyetinin ya da zilliyetliğinin devri der. Değil mi? Evet. KDV teslimi tanımlarken. Yani ya mülkiyetini devredeceksiniz ya da zilliyetliğini teslim edeceksiniz. Gelmek istediğim nokta şu. Gelir idaresi, vergi idaresi, Maliye Bakanlığı bu teslimlerden vergi alınmaması gerekirken vergi almak için böyle absürt bir yasal düzenleme yaptı. Sonuçları bu şekilde. Çünkü kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde ne arsanın mülkiyetinin devri var, ne de zilliyetliğinin terkini var.
tek başına malik olunan bir arsada paylı mülkiyet tesis ediliyor. Mülkiyet halen arsa sahibinde. Zilliyetliğini de devretmiyor. Burada aslında verginin konusuna girmeyen bir teslim vardı. Değerli arkadaşım. Buradaki bu maliyet hesaplaması da vergi tekniğine çok aykırı. Çünkü arsayı konut karşılığında almasıyla arsanın bedelini parayla ödemesi arasında hiçbir fark yokken müteahhit daha az maliyet yüklemek durumunda kalıyor. Bence vergilendirmenin mantığına da aykırı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sonuçta buradaki yapı şu. 10 milyon liralık maliyetin içerisinde arsa için yapılmış olan inşaatın maliyeti de var. Mantık orada. Ama hani değerli başkan, ya, ben kayıt aldığı için hani çok aile maraba hikayesi var ya, dönüyor. Niye bunu yediğimizi bilmiyorum. Yani sanıyorum başkan da karıştırıyor. Evet. Sonuçta değerli başkanım, içerisinde 4,5 milyon zaten var. Değerli başkanım, bak orada, tekrar ifade ediyorum. Sizi çok iyi anladım. Çok da iyi anlıyorum. Siz de beni anlayın. Peki, teşekkür ediyorum o zaman. Peki, teşekkür ediyoruz. Yok, şöyle. Şöyle 16.475. Evet, 16 milyon KDV kısmında bakacaksınız. Oktay Bey bakın, burada şu paragrafı, yani şu sayfaya bir bakar mısınız? Burada katılırsınız, katılmazsınız. Doğru görürsünüz, yanlış görürsünüz, eleştirirsiniz, ayrı bir konu. Dediğim gibi ikinci uygulamada benim gözlemlediğim %80'i Hüseyin Başkan'ın söylediği gibi evet %5'i koyuyor, faturayı kesiyor, gider faturasında ondan kalıyor. Ne geliri ne gideri dikkate almadan 10 milyon maliyet üzerinden hesaplamasını yapıyor. Buna karışmam. Uygulama böyle. Ben örnek verirken idareyle buradaki dinleyen arkadaşların sorun yaşamamasını esas alacak şekilde idarenin bakış açısına göre bir örnek verdim. Tamam. Şimdi buradan özellikle sizi ben çok iyi anlıyorum ama belki ilk defa karşılaştığınız için konuyu tam oturtamıyorum sizde. Arsa sahibinin işlemi bittikten sonra müteahhit arsa sahibine teslim etmiş olduğu konutları iki ayrı teslim hükmünde görüyoruz ya. Arsa sahibine yapan teslimleri toplam maliyet 10 milyondan 4 milyon 500'ü çıkartıyoruz. Ne kaldı? 5 milyon 500. Tamam mı? Satış yaptık. Hiç kendimize ait konutları satmadık diyelim. O yılın hasılatı ne olacak? 4 milyon 725 bin lira gelir. 4 milyon 500 bin lira gider. Dolayısıyla arsa sahibinden almış olduğumuz 4.725'i de maliyete atarsak ne olur? 5.500'e 4.725'i koyduğumuz zaman 10 milyon 225 bizim maliyetimiz olur. 10 milyon 225'i de 11 dairenin maliyeti olur. Buradaki fark şu. Bu %5'lik emsal bedele göre koymuş olduğumuz karın vergisi. Tek fark bu. Diyorum ki ya aynı yıl zaten aynı yıl kat mülkiyeti tapusu aldıktan sonra zaten peşin satışlar yapılmış. Biz hepsinin faturasını kesiyoruz. Maliyeti de o zaman oluşturuyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Sadece rakamlar biraz değişmiş oluyor. Stokta kalan daire olursa bir hesaplamanın anlamı var. Stokta kalan olmazsa bir anlamı da yok. Ama idare bu şekilde istiyor değerli arkadaşlar. Onun için özellikle belirtmek istedim. Tamam. Şimdi KDV iadesiyle ilgili kısım, arsa sahibine düşen kısım bir incelik arz edecek nüans var. Onun için böyle bir hesaplamaya giriyorum. Şimdi Aralık 2021'den devreden KDV 50 bin lira. İlk madde malzeme için ödenen KDV 1 milyon. Genel üretim giderleri için 450 bin. Genel giderlerden verilen payın KDV'si 90 bin. Arsanın KDV'si 378 bin.
Müteahhitin arsa sahibine düzenlediği fatura 4.725.47.250. Bu 12 milyon müteahhitin satış bedeli. Bunlar değerlerimiz. Şimdi değerli arkadaşlar, 50.000, 1.008.450.90 ve arsanın KDV'si 378'i topladığımız zaman, bir de devredeni de dahil edip, bizim indirimler toplamımız 1.976.000 oluyor. Doğru mu? Geldik. Bu 1.976'yı arsa sahibine yapılan satışlar için yüklenilen 696.600 demişiz. Bunu nasıl hesapladığımızı önce bulalım, sonra buraya gelelim. Şimdi toplam devredenimiz veya indirimler toplamımız 1.976 ya da değerli arkadaşlar, devredenimiz oluyor. 2021 yılından gelen 50.000 lirayı düşüyoruz zaten yıl içerisinde istediğimiz için, onu isteyemiyoruz demiştik. Doğru mu buraya kadar? Bizim yüklenime konu ettiğimiz KDV 1.926. Arsa için yüklenilen KDV ne? 378. Bunu ayırıyoruz. Neden ayırıyoruz? Biraz önce tebliği de okudum ya, arsa sahibine arsa devri söz konusu değildir, sadece konut devredilir diyor. Arsa için yüklendiğimiz KDV'yi sadece müteahhite kalan dairelerin teslibinde alacağımız için arsa için yüklenilen KDV'yi ayırıyoruz. Arsa sahibine yapmış olduğumuz satışların yüklenimini onun dışında tutuyoruz. Dolayısıyla 1.926'dan 378'i çıkarttıktan sonra 1.548 kalıyor. Bu bizim inşaatın arsa hariç yüklenilen metrekaresi. Dolayısıyla arsa sahibine de 774 liraymış. Arsa sahibine de 900 metrekare kaldı ya. 900 ile bunu çarptığımız zaman 696.600 lira arsa sahibinin için yüklendiğimiz KDV. Bu sadece ilk madde malzeme, genel üretim giderleri ve şeyle ilgili, diğer yüklenenlerle ilgili. Diğer satışlara 1.926'dan bunu koyduğumuz zaman 1.229.400 çıkıyor. Zaten onun da 774 ile 1.100'ü çarparsak zaten aynı rakam çıkıyor. Şimdi bunu arsa sahibininkini ayırdık. Diğer satışlar için yükleneni ayırdık. Toplam 1.926. Şimdi geldik. Dedik ki arsa sahipleri için 696.600, diğer satışlar için 1.229.400, toplam yüklenilen 1.926. Bizim hesaplanan KDV'miz neydi? 120 arsa sahibinin müşterilerine satışı, 47.250 de arsa sahibine, toplam hesaplanan 167.000. 2022 yılı içinde istisna tutarını aşması gerekiyordu. Bu kadar tutarı vermem diyordu düzenleme. 25.700'dü o rakam. Dolayısıyla bizim iade edilebilir KDV'miz de 1.733.050. Şimdi ne yapıyoruz? Değerli arkadaşlar, şöyle bir tablo yapıyoruz. Bu tabloda şimdi ne demek istediğim, hani biraz önceki faturayla ilgili tartışmada da olacak. Haziran ayında teslimi gerçekleştiği için bütün teslimleri, yani 12 milyonu artı arsa sahibine yapılan 4.725'in teslimin tamamını yazıyoruz buraya. Teslim, indirimli orana tabi teslim. Hesaplanan KDV 167.250, yüklenilen KDV 1.926. Dolayısıyla bizim ikisinin arasındaki fark, alabileceğimiz rakam 1.758.950. Bundan da 25.700'ü düştüğümüz zaman 1.733.050'ye denk geliyor. Bir de bunu neyle karşılaştırıyoruz? Geçmiş devreden KDV'lerle değerli arkadaşlar. Bizim aldığımız 1.733, 1.976'nın altında mı üstünde mi? Altında. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. 1.733'ü talep etme şeyine sahibiz. Şayet bunu sadece arsayı teslim yapmış olsaydık, arsaya ne yazacaktık? 4.725 yazacaktık. İşte yüklerine 696 yazacaktık. Hesaplanana 47 yazacaktık. Ona göre 25.700 düşüp sadece arsayla ilgili kısmında onu talep edecektik ve o yıl talep edecektik. Şimdi arsa teslimleri bazen şöyle bir örnek oluyor değerli arkadaşlar. Arsa teslimleri yapıldığında müteahhit kendine kalan konutların hiçbirisini satmıyor, elinde kalıyor, stoğunda kalıyor. Ben hiçbirini satmadım, iade isteyemem gibi bir düşünce var. Bu doğru bir düşünce değil. İşte vergi usul ona göre teslim gerçekleştiği için, arsa sahibine konut teslimi de yaptığımız için, ikinci maddeye göre de Trump'da bir teslim hükmünde sayıldığı için,
kendi müteahhitin kendi dairelerine kendine düşen dairelerin satışını yapmamış olsa bile arsa sahiplerine yapmış olduğu teslimlerin işte fatura tutarlarını satış gibi değer, yani gibisi fazla satış olarak değerlendirecek. Onun iadesini de o yıl alacak. Eğer o yıl almaz ise işte biraz önceki bahsettiğimiz sürelerin aşılmış olması nedeniyle talebi ret ve iade olacak. Bu tabloyu da değerlendirdiğimiz zaman o biraz önceki verdiğim hesaplama şeklinin de kendi içerisinde tutarlı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bakalım ne var? Teşekkür ederim. Şimdi eğer hala bir soru sormak şeyinde azminde olan bir arkadaşın varsa buyurun dinliyorum. Ali abi bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Nakit iadedeki teminat mektubunun tanımında sigorta şirketleri dahil edildi mi? Kesin ve kati değil, süreli. Şimdi sizin anlattığınıza göre 6 ay içinde sonuçlandırmam gerektiği için nakden, iadeden teminat mektubunu verdiğimde, teminat mektubunun tanımında tebliğde sigorta şirketlerinin teminat mektubu eklendi diye bir ibare eklendi. Ama uygulamada böyle bir şey var mı? Çünkü sigorta şirketleri kesin ve kati teminat mektubu vermiyor. Sadece bankalar veriyor. Birinci sorun bu. Yani tam anlayamadım soruyu. KDV iadesini alırken indirimli oranda. Evet. Süreçleri beklememek adına. Tamam, artı teminat veriyorsunuz. Teminat mektubu veriyorum maliyeye, kuruma. İademi nakden alıyorum. Tamam. Buradaki vergi dairesi teminat mektubunda normalde sadece bankalardan alıp verebiliyorduk. Kesin ve kati teminat mektubu istiyorlardı. Evet. Sonra sigorta ve reasürans şirketlerinin teminat mektubu da eklendi tebliğ ile beraber. Maliye artık onları da kabul ediyoruz dediler. Tamam. Çünkü bankalardaki teminat mektupları çok yüksek masraflı olduğundan mütevellit sigorta şirketlerine yöneldik daha ucuz. Bindelik dilimlerde. Tamam. Bu sigorta şirketlerinin teminat mektuplarını şu an maliye yayınladı ama indirimli oranda ya da KDV iadesinde kabul ediyor mu? Valla ben onunla ilgili bir örnek yaşamadım. Yani hani idare nasıl bir sorun çıkartıyor ya da idare kabul etmiyor mu bilmiyorum. Onun için bir şey diyemiyorum. Abi bir sorun daha var. Şimdi bu Atik'ten yüklenim KDV var ya. Evet. Şimdi burada yanlış bilmiyorsam %20'sine tekabül eden KDV'yi, amortismana tekabül eden KDV'yi düşüyorum. Ama şirket olarak ben amortisman yönetimimi farklı kullanıyorum Ali abi. Çalışma saatini baz alıyorum. Dolayısıyla yüklenim miktarında yine %20'yi mi kullanmak zorundayız? Şöyle. Yüklenilen KDV'nin hesaplamasını yaparken 3 tane sıramız vardı. 1. İndirimli orana tabi malın üretimi ya da hizmetin üretimiyle ilgili yüklenilen KDV. 2. Genel üretim giderlerine verilecek pay. 3. Atikler için yüklenilen pay verilebilir. Verilebilir. Sizin de alabileceğiniz tutarın maksimum tutarı ne? İndirimli oran ile gelen oran arasındaki fark. Evet. Yüklenen hesap ediyoruz. İndirimli oranla genel oran arasındaki farkı alabiliyoruz. Burada sizin amortisman oranınızın %20 olmuş, 30 olmuş, 40 olmuş, vergi usul kanunu, kurumlar vergisi hiç bağlamıyor. Sadece ve sadece alabileceğiniz bu şeyi, atiği ilgili işte kullanmak kaydıyla bu kadar kısmını kullanabilirsiniz. Zaten sonraki yıllarda hani biraz önceki örnekte de anlattım ya, bu o şeyi ay bazında atıyorum 11. ayda aldınız. 11. ayda %10'u yüklenim, hani en fazla %10 diyelim veya %1'lik satış var diyelim. %20 19'u. %19'u geçebiliyorsunuz ama yıllık bazda satış tutarının %19'unu geçmeyecek şekilde yüklenebilirsiniz dedik ya. Aynen. Bu hakkınız varken kullanmamışsınız. Zaten yıllık bazda %19'un üzerine alamıyorsunuz. Aylık bazda aşmanızda mahsur yok. Kullanmadıysanız eğer sonraki yıllarda zaten hani yılı içerisinde takip eden yıl
ifadesi de var ya, evet. 2022'deki kullanmadığınız o hakkı 2023'teki indirimli oranına tabi teslimlerden kullanabilirim miyim dediğiniz zaman kullanamazsınız. Yıl geçti çünkü. Talep süresi geçti. Abi tamam. Tamam. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bütün sorularımı not aldım. En sona sakladım. Danışmanlık ücreti keseceğim sana. Abi ne demek? Baş tacısın. İhraç kayıtlı da indirimli oran dediniz. Evet. Onu yine aynı şekilde normal indirimli oranla olduğu gibi izleyen yılın Kasım ayının beyan dönemine kadar mı başvurmam gerekiyor? Şimdi şöyle. O artan rakam için. İhraç kayıtlı da ne demiştik? İhraç kayıtlı özellikli bir durumdu. Evet. İhraç kayıtlı satış teslimle birlikte indirimli oranlı teslim var ise, yani aynı ürünün hem ihraç kayıtlı teslim hem indirimli oranı ise, şimdi bunu eğer yıl içerisinde istememişseniz, indirimli oranı isteyebilmeniz için de süre takip eden yılın Ocak-Kasım dönemleri dediğine göre, ihraç kayıtlı teslimi istemeden İndirimli oranını da yapmayacağımıza göre kendiliğinden ihraç kayıtlı ilgili teslimle ilgili süre de şey yapıyor. İndirimli oran almak istiyorsan, evet. Almak istiyorsan dolayısıyla indirimli oranı o tarihe kadar ihraç kayıtlı teslimle ilgili iade talebini de o tarihe kadar istemen lazım ki indirimli oranı tabi teslimle ilgili ne kadar isteyeceğin belli olsun. Ha sen indirimli oranı talep etmedin, süreyi kaçırdın. İhraç kayıtlı teslimle ilgili zaten 2024'ün sonuna kadar isteyebilirsin. Onda sorun yok. Sorun yok. Evet. Okey. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, ben şunu soracağım. Malzeme alımlarında demir, tuğlayı önceden alımları hem yüklenilen hem indirimde yazabiliriz dediniz. Hazır betonu yazamayız dediniz. Ben mesela demiri önceden anlaşmasını yaptım, aldım. Faturasını da kayıtlarıma işledim. Demir firmada duruyor. Satın evet. aldığım firmada. Aynı şeyi hazır beton için yapamaz mı? Sayın Başkan şöyle, hazır betonun biraz açalım. Tabii gittim Bursa Çimento ile anlaşmayı şimdi, yaptım. Tam parasını da... ödedim. Dedim ki al parasını, faturasını kes. Ben istediğim zaman hazır betonu sevk et inşaat sahasına maliyetten, maliyet artışlarından korunmak için bunu niye yapamadığımı anlamadım. Şöyle, ben tabii ifade ederken hani sizin bu bahsettiğiniz biraz daha nitelikli bir durum. Şöyle açalım konuyu. Bahsettiğiniz iyi oldu, açtığınız iyi oldu. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, ne demiştik? Stoklanabilir ürünler. Şimdi hazır betonun stoklanabilir olma ihtimali yok. Bu hazır betonla ilgili yüklenim yapmamız için bir öncesinden fatura almamız lazım. Tamam aldık. Ancak vergüsül kanunu 10. maddeye göre bir işlem için faturanın önceden alınmış olması da vergi doğuran olayın gerçekleştiğini sayılır ya. Burada şunu işte orada idareye yeminli mali müşavir raporuyla bunu belirtmek gerekiyor ve şunu ispat etmek gerekiyor. Başkanım özür dilerim. İspat etme yükü bize düşüyor artık orada. Diyeceğiz ki bizim ilgili kurumla şöyle bir sözleşmemiz var. Bu sözleşmeye istinaden biz fiyatı garantilemek için takribi bir metrekare ve fiyat üzerinde anlaştık. Bunu da daha sonra değiştirmeme adına böyle bir sözleşme yaptık. Bu sözleşmeye ilişkin faturayı da peşin aldık. Vergüsül kanunu 10. maddeye göre. Ancak biz bu hazır betonu da şu tarihlerde irsaliyeyle aldık. Yani bunu stoklamadık. Sadece peşin alım yaptık diye işte orada vergüsül 3'e göre ispat yükü bize geçtiği için onu ifade ettim. Ben biraz önceki vermiş olduğum örnekte hazır beton alamayız diye. Şimdi karşılaştığımız şeyde hazır beton faturası geliyor, irsaliye yok. Almış faturayı ama başka bir inşaat için almış. O tarz durumlardan bahsettim. Örnek, bu bahsettiğiniz örnek, bu açılım çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Ama Ali Bey, yani mantık olarak çok oturmuyor. İndirimine izin verdiğiniz bir uygulamanın iadesine niye izin vermiyorsunuz? Çünkü yani bir faturayı malı teslim almadan faturasını düzenleterek indirim konusu yapabiliyorsanız
ve iadenin de mantığında indirilemeyen bir KDV'nin iadesi söz konusu ise indirimine izin verdiğiniz bir işlemde iadeye niye izin verilmiyor? Şimdi kullanılan malzemelerle ilgili bir sorun yok zaten Nuri Bey. Orada o farklı bir algı oluştu sanki. Şöyle. Bunu ispat etme durumunda. Bu ispatla ilgili bir sorunumuz. Yok şimdi şöyle yapı ruhsatından. Tuğla'da da irsaliye yapı ruhsatından önce, yapı ruhsatından önce stoklanabilir mal alınabilir. İlgili yılda olmak kaydıyla alınabilir. Alındığı zaman bu stoklanabilir malları zaten maliyete de atıyoruz, iadeye de konu edebiliyoruz, yükleneme de konu edebiliyoruz. Stoklanabilir olması koşuluyla bunda sorun yok. Ancak stoklanamaz işçiliği mesela alamayız hani, anlatabildim mi? İşçiliğin alırız ama ispatı sıkıntı. Yoksa ispat noktasında sorun yaşamıyorsak, işte bu hazır betonda fiyatı bağladık. Bizim çıkış noktamızda vergi usul kanun 10. madde. Alınan mal veya hizmetle ilgili sınırlı olmak kaydıyla faturanın önceden düzenlenmesi halinde vergi doğuran olay gerçekleşmiş sayılır diyor ve o dolayda da bu iadenin alması mümkündür kanaatindeyim. Ama işçilikle ilgili bir kısmı bunu şey yapmak çok mümkün değil. Hatırlarsanız bu 10. maddeyi bu iş yerlerinin oranların genel orandan 8'e düşmesi noktasında birçok işletme kullandı. O dönem aralığında faturasını kesti, hele hele 150 metrekarenin üstündeki konut teslimlerinde, iş yeri teslimlerinde faturasını geçerli olan cari orandan %8'den kesti. Daha sonraki %10'luk KDV farkını da şey yaptı, buna kimse idarede herhangi bir eleştiri getirmedi. Çünkü kanun öyle, madde öyle. Evet, evet öyle bir durum vardı geçiş dönemi. Madde öyle olduğu için bu oldu yani. Evet, soru yok galiba. Son bir söz Ayla Hanım. Evet Ayla Hanım. Konut Yapı Kooperatifi geçen sene müteahhite verdi arsasını. Evet. Aktifinde kayıtlı. Ne zaman arsasının faturasını kesecek müteahhit firmaya? Şimdi zaten inşaat ruhsatıyla da zaten şöyle, mükellefiyeti aştırdık. Şöyle. Konut yapı kooperatifi ya da şirket olması ya da gerçek kişi olması hiçbir şekilde değişmez. Burada vergi doğuran olay müteahhitin konut yapı kooperatifine teslim ettiği tarihte doğar. Yani faturalaşma konutların müteahhit tarafından maliyetlerinin sonuçlandırılıp mülkiyetin kat mülkiyeti tapusunun çıkıp ona göre teslimin yapılmasıyla beraber faturalaşma olacak. Karşılıklı faturalaşma olacak. Şimdi burada konumuz değil. Ama söyleyeyim, konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri üye dışı işlem değil, ticaret kapsamına girmiyor ve teslim edecekleri bedel de üyelerden, şimdi müteahhitten aldığı faturayı kendisi de fatura ettiği için zaten onlar birbirini götürecek. Kendileri üyelere hangi bedelden fatura edecek? Topladığı aidat kadar diyor. Tamam. Yani oradaki hesap da oradan. Müteahhit kesti, sen kestin. Gelir gider yok, kapandı. Sen nasıl kapatacaksın? Üyene fatura keseceksin. Sen üyene fatura kestiğinde topladığın bedelli kadar, emsal bedel şeyi yani 267'ye göre değil de topladığın bedeli pay edeceksin daire başına. Onları da o şekilde kapatıp 440'lardaki avanslar hesabını kapatıp muhasebeyi de böyle kapatmış olacaksın. Evet, evet ben teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar, umarım faydalı bir sunum olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.